Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri, her hafta salı günleri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doğu Perinçek'le yaptığımız Çıkış Yolu programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Perinçek, hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın İlker Yücel bizimle, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, gündem yoğun. Bugün grup toplantısı vardı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının önemli açıklamalar yaptı. İsterseniz izleyicilerimizin de tekrar hatırlaması bakımından bir haberimizi izleyelim konuyla ilgili. Ondan sonra üzerine bir sorularımıza hızlıca gündeme başlayalım. Evet. Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Hazır. Hay mı hazır? Ateş. Aman. Partisinin grup toplantısında konuştu. Savaşan Türk ordusunun komutanlarını hedef aldı. PKK'nın meclisteki temsilcisi HDP'ye açık açık destek verdi. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu terörle mücadelede destan yazan Türk ordusunun komuta kademesini hedef alan sözler sarf etti. Bir daha söylüyorum. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek. Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. ABD'nin kan banyosu söylemlerini dile getirdiği dönemde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları yapması dikkat çekti. CHP liderinin hedefinde komutanlarla birlikte Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de vardı. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı. Hizalansınlar Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı. Beraber olsunlar. PKK'nın meclisteki temsilcisi HDP ile yaptıkları ittifak gündemdeyken Kılıçdaroğlu HDP'ye sahip çıktı. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. HDP'ye hazine yardımının kesilmesi konusunda da konuşan Kılıçdaroğlu kararın demokrasi dışı uygulama olduğunu iddia etti. Partileri kapatıp hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru da bulmuyoruz. Ve hep beraber diyoruz, yaşasın demokrasi. Partisinin değiştiğini, CHP'nin artık halkın partisi olduğunu savundu. Açık söylüyorum, biz değiştik. Kolay olmadı bu dostlar. Her taraftan şikayetler geldi. İnanın hiç kolay olmadı. Ama önemli olan zoru başarmaktı ve biz zoru başardık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda halkın partisidir. Evet Sayın Perinçek, ne diyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına, Türk ordusunu ile ilgili söylediği sözlere? Evet, burada maalesef Ulusal Kanal eksik veriyor. Ya benim dinlediğim Türk ordusuna, Türk komutanlarına düşmanın mevzisinden ve düşmanca hakaretler var. Bir, onlar Orta Doğu paşalarıdır. Bunlar savaşamazlar, firar ederler gibi sözler. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını dinleyince ben bugün hemen aklıma 1920 yılında, Ağustos ayında veya Temmuz ayında Mustafa Kemal Paşa'nın Afyon'da zabitlere çok önemli bir İstiklal Savaşı'nın başında Afyon'da zabitlere yaptığı bir konuşma var. Hemen aklıma o geldi. Çünkü Türk subayına bu hakaretlerin, evet, şöyle diyor subaylar, fedakarlar sınıfının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düşmanlarımız herkesten evvel onları, yani subayları öldürürler. Onları aşağılar ve hor görürler. Hayatımda bir an olsa bile subaylık yapmış,
subaylık izzeti nefsini, şerefini duymuş, ölümü küçümsemiş bir insan hayatta iken düşmanının tasarladığı ve reva gördüğü bu muamelelere katlanamaz. Onun yaşamak için bir çaresi vardır. Şerefini korumak. Halbuki düşmanlarımızın da kastettiği o şerefi ayaklar altına almaktır. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmasıyla Türk subayına, Türk komutanına düşman olduğunu göstermiştir. Düşman olduğunu, bunun altını çiziyorum. Çünkü doğrudan doğruya Türk komutanını, Türk subayını aşağılamaktadır. Hangi görev bu? Bu görev doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filonun örneğin bir kara propaganda memurunun yapacağı iştir. Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin psikolojik harekat dairesinde çalışan bir görevli gibi konuşuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Foreign Policy'de işte siz hep haber yaptınız 4-5 gündür hem aydınlıkta manşet başlık oldu hem ulusal kanal tarafından yapıldı. Foreign Policy ne diyor? Bu seçime giden ortamda kran kranı olacak, kan banyosu olacak, kan banyosu yani İngilizce tabiriyle aynen kan banyosu olacak. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri bir çatışma, savaş, silahların konuştuğu bir süreç öngörüyor. Yani sandıktan çıkmayacak diyor, silahlar konuşacak diyor, kan banyosu olacak diyor. Ve emrindeki güçleri de ateşe sürdü. Kılıçdaroğlu bu konuşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Türkiye'ye hazırlandığı savaşta bir psikolojik harekat görevlisi olduğunu kanıtlamış durumda. Bu son derece önemli. Bu bir orduya savaş ilanıdır. Yani Türk komutanlarına kalkıp da bunlar Orta Doğu paşalarıdır, bunlar savaşamaz, bunlar firar eder gibi sözler. Onları koymamanızda hayret ettim. Yani asıl bölüm onlardı. Bunlar doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk komutanlarına karşı savaş. Yani bunu dinleyen bir Mehmetçi'yi düşünün. Komutanı hakkında bunlar savaşamaz, bunlar firar eder diyor. Ne zaman söylüyor bunu Kılıçdaroğlu? Türk Silahlı Kuvvetleri savaşırken söylüyor. Komutanlar kahramanca bu savaşa komuta ederken söylüyor. Ayaklarında botlarla bu komutanlarımız dağlarda PKK teröristlerini kovalıyor. Birliklerine kumanda ediyor, büyük başarılar kazanıyor, PKK'yı eziyor. Ve düşman taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin emir kulu olarak Kılıçdaroğlu kalkıyor Türk komutanına, Türk subayına bu şekilde hakaret ediyor ve Mehmetçiğin onlara güvenini sarsmaya çalışıyor. Türk milletinin Türk subayına güvenini sarsmaya çalışıyor. Yani İstiklal Savaşı'nda dahi o İstanbul hükümetinin emrinde bulunan Anadolu'da aslanlar gibi savaşan o Türk subayına, Türk komutanına yönelen psikolojik harekat bu kadar aşağılık değildi. Bu kadar haince değildi. Bu kadar düşmanca değildi. Şimdi bunu hangi ortamda yapmaktadır? Demin belirttiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin kan banyosu olacak dediği ve bütün Ege'de Yunanistan kıyılarına, Dede Ağaç'tan başlayarak, orayı da verelim. Dede Ağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, oralara yığınak yaptığı, tanklarını yerleştirdiği, uçaklarını yerleştirdiği ve doğrudan doğruya namluları Türkiye'ye çevirdiği, İsrail'le birlikte Doğu Akdeniz'de donanma tatbikatları yaptığı koşullarda ve bakın aynı zamanda şunu haber ajansları geçti. Güney Kıbrıs NATO'ya alınıyor. Güney Kıbrıs'ın NATO'ya alınması ne demek? Güney Kıbrıs'ın düşmanı kim? Türkiye Cumhuriyeti. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tam da Güney Kıbrıs'ın NATO'ya alındığı koşullarda
ve Amerikan üsleriyle Türkiye'nin kuşatıldığı koşullarda ve seçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse silah kullanacağını ilan ettiği ve kan banyosu olacak dediği koşullarda birdenbire Türk ordusuna karşı bu psikolojik harekatta kendini ateşe atıyor. Bu bir intihar konuşması. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarını tam da bugün bir darbe yok. Darbe sırasında bu Kılıçdaroğulları veyahut da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları Gladio'ya, NATO'ya bağlı bazı eylemlerde bulunduğu sıralarda Kılıçdaroğlu'ndan Türk ordusuna, Türk komutanlarına karşı bir tavır görmedik. Aslanlar gibi savaştığı sırada, görevlerini yaptıkları sırada Türk komutanlarına kılıcı çekmiş, elinde paslı, ondan sonra Amerika'nın kılıcıyla bu şekilde saldırıyor. Ama Atatürk de ne diyor? İşte diyor, Türk subayına, Türk komutanına düşman hor görür onları, onları aşağılamaya çalışır, onlara hakaret eder ve ilk önce subayı öldürür, ilk önce komutanı öldürür. Savaşlarda birinci hedef nedir? Komutanı düşürdün mü, orduyu düşürürsün. Herhangi bir birliği bozguna uğratmak için birinci hedef onun komutanını ya öldürmektir ya da Mehmetçiğin, askerin, o komutan olan güvenini sarsmaktır. Böyle bir görev yapmaktadır Kılıçdaroğlu ve düşman mevzisinde tavır almıştır. Şimdi bana zaman zaman arkadaşlarım soruyordu ve ben onlara soruyordum. Yani Türkiye ile Amerika daha cepheden, yani dolaylı kuvvetlerle PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı mücadele değil de 15-16 Temmuz gecesi Türkiye ile Amerika savaşında olduğu gibi dolaylı Gladio ile savaş koşulları değil de doğrudan doğruya bir savaş olduğu zaman bu CHP ne yapar? Amerika'nın yanında saf tutar diyorduk. Şimdi gözüktü, evet, Amerika'nın yanında saf tutarmış hakikaten. Amerika'nın yanında saf tutmaya başladılar. Doğrudan doğruya Amerika'nın yanından Türk komutanlarına karşı böyle son derece adi bir şekilde, bayağı bir şekilde saldırıya geçtiler. Burada bir eleştiri falan filan yok. Komutanların yaptığı bir yanlış da yok. Alkışlamalar doğru mu sizce? Alkışlamaları çok doğru. Neyi alkışlıyorlar komutanlar? Arifiye'de harp sanayisiyle, savaş sanayisiyle ilgili bir teslim töreni var. Ondan sonra bu Türk ordusu için bir iftihar günü, bir gurur günü ve düşmana meydan okuyan bir gün. Tabii ki orada biz kendi savaş araçlarımızı yapıyoruz, kendi silahlarımızı yapıyoruz. Bunu tabii alkışlayacak komutan. Bunu alkışlamayacak da niye alkışlayacak? Tabii alkışlayacak. Bunu alkışlaması kadar doğal bir şey yok. Orada bir siyasi partiyiz. Bir siyasi partinin liderini veya bir siyasi partinin herhangi bir siyasetini, programını alkışlamıyor. Doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendiren harp sanayisinde Türkiye'nin yaptığı atılımları alkışlıyor. Alkışlamazsa zaten o komutanın ruhu yok demektir. Onda komutan ruhu yok demektir. O asker değil demektir. Çünkü orada aynı zamanda bir moral savaşı veriliyor. Türk ordusunun özgüveni, kendine güveni ve silah yeni kendi silahlarını kendisinin yapması konusundaki başarıları. Tabii milletçe hepimiz alkışlayacağız. Komutan da alkışlayacak, asker de alkışlayacak. Alkışlamasın demek savaşmasın demektir. Komutana, subaya... Türkiye kendi milli harp sanayisinin araçlarını yaptığı zaman alkışlamayın demek, savaşmayın demektir. Bu da savaşın parçası. Orada da bir psikolojik savaş cereyan ediyor. Evet. Şimdi Sayın Perinçek, bu konuşmada diyor ki, unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak, çıkartsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar. Evet. Yani bu utanmaz diye bir şey. Orta Doğu'daki efendim paşalar,
apoletli komutanlar ondan sonra firar ederler, kaçarlar falan. Oradan diyor Türk komutanlarına yönelik şeyler bunlar. Yani Türk komutanlarının Orta Doğu Paşası olduğunu, bol apoletli Orta Doğu Paşası olduğunu, savaştan korktuklarını, savaşamadıklarını, kaçtıklarını söylüyor. Yani bunlar hayasızca, utanmazca Türk komutanlarına karşı bir psikolojik savaş temaları bunlar. Bunları çok açık bir şekilde görelim. Ve fitneyi devam ettiriyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde ayrılık gayrılık yaratmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde işte Tayyip Erdoğan, Doğu Perinçek falan bunlar var ondan sonra. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bu açıdan da bir ayrılık ve birbirlerine yabancılaşma, fitne. Burada da fitneci bir tavır var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiç kimse Doğu Perinçek'in arkasına takılmaz. Hiç kimse herhangi bir siyasilerin de arkasına takılmaz. Bunlar tamamen Amerika'nın bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik psikolojik harekatta kullandığı evet. temalar. Şimdi onları da geçmişte, hatırlatalım. Evet, onları yani, hatırlatalım. Michael... Yani bu da yeni Amerika'dan öğrendiğini söylüyor. CIA'nın, onun görüntülerini de Pentagon'u, ondan sonra Doğu Perinçek'e karşı, evet, bunları evet, ne diyor? Türk ordusunun entelektüel babası Doğu Perinçek diyor mesela. Evet, devam edelim. Ha. Var birkaç tane daha böyle. Peş peşe gösterebiliriz. Silahlı kuvvetlerde çoğu Gülenci veya NATO yanlısı olan 25 binden fazla askeri personel görevden alınmış veya hapsedilmiş ve yerlerine Avrasyacı eğilimli subaylar getirilmiş. Sizin fotoğrafınıza birlikte. Evet, benim Perinçek de geçiyor yukarıda. Evet, yukarıda niye Perinçek'i oraya koymamış arkadaşlar? Evet, yani çünkü Perinçek'le ilgili, evet, Doğu Perinçek diye İngilizcesinde onu görüyoruz. Evet. Devam edelim. Siz okuyun. Perinçek Türkiye'nin Doğu Perinçek oldu. Evet. Bir Türkiye'nin Suriye'deki muhalefeti terk etmesini ve hem Kürdistan İşçi Partisi PKK'yı kastediyorlar ile savaşmak hem de ülkede milyonlarca mülteciyi geri göndermek için Esad ile birlikte çalışmasını talep etti ve bir keresinde Erdoğan'a Suriye ile işbirliği yap ya da istifa et dedi. Bizim konuşmalarımız bundan ilk yararlananlardan biri. Bundan ilk yararlananlardan biri aşırı solcu Vatan Partisi'nin lideri ve Türkiye'nin Rusya ve Çin ile daha yakın ilişkiler karşılığında Ankara'yı NATO'dan uzaklaştırmayı amaçlayan Avrasya Hareketi'nin destekçisi Doğu Perinçek oldu. Yani bunları Amerikan basını, Amerika'nın çeşitli organları Doğu Perinçek'in Türk ordusu için. Kore polisi mesela. Evet. Parlamentoda sandalyeleri olmamasına rağmen 2016'da Türkiye'de yaşanan başarısız darbe girişiminden sonra çok sayıda Vatan Partili orduda üst rütbelere terfi etti. Öyle ki Perinçek o zamandan beri bazıları tarafından ülkenin gölge savunma bakanı olarak adlandırılıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Perinçek'e karşı yürüttüğü, daha doğrusu Türk ordusu içinde fitne temalarını aynen tekrar ediyor. Tabii. Bunlar fitne. Kılıçdaroğlu'nun fitneleri Türk ordusu içinde fitne yaratmaya çalışıyor Doğu Perinçek suçlamalarıyla. Yine evet. Türkiye'nin güvenlik yapılanmasında güç mücadelesi başlıyor. Metin Gürcan, 13 Kasım 2016 yargılandı casusluk suçlamasıyla Metin Gürcan. Sizin fotoğrafınızı uzun süre. Bize evet, sizin yapalım. Fotoğrafınızı vermişler. FETÖ'cü bütün subaylar da şeyde yargılamalarda ve Amerika'da kaçanlar hep aynı bu Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Perinçek bir gün peşine takılıyorsunuz falan filan gibi o fitne propagandalarını yapıyorlar. Yani dolayısıyla bunların örneği o kadar çok ki Kılıçdaroğlu da Amerika'nın fitne memuru. Amerika'nın fitne memuru. Evet. Evet. Şimdi bir de şöyle diyor Sayın Genel Başkan. Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkım, açık söylüyorum. Biz değiştik. Biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray odur. Statikocu, anti-reformcu, anti-özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler. Bir yerde de şunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili. Korkunç bir tiran oldu. Militarizmin savunucusu oldu. Statikocu söylemlerden öteye gitmiyor. Korkunç yapılarla hizalandı. Değişimin yani, önünde en büyük engel oldu. Ya militarist olduğu ne demek? PKK'ya savaştığı için, Amerika'ya kafa tuttuğu için bu suçlamalar yapılıyor Tayyip Erdoğan'a.
Amerika'ya kafa tutmasa, Amerika'ya boyun eğse, 2014 öncesindeki gibi Amerika'nın Büyük Orta Doğu projelerinde falan filan roller üstlense Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hücumlara muhatap olmayacak. İsterseniz bu Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü hazırmış, arkadaşlarımız hazır etmişler. Evet. Onları da verelim mi? Yani bu gösterilmeyen kısım. Evet, gösterilmeyen kısım. Eleştirdiği her şeye, dün eleştirdiği her şeye şimdi bizzat kendisi dönüştü. Korkunç bir tiran oldu. Militarizmin savunucusu oldu. Artık statükocu söylemlerden öteye gitmiyor onun söylemleri. Korkunç yapılarla hizalandı. Değişimin önüne büyük bir engel olarak çıktı. Öyle bir sistem kurdu ki dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Kendisini askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlanması inanın şahsen hiç umurumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir bu. Bir daha ifade edeyim. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Böyle bir niyetim de yoktur. Ama yalan dolan söyleyeni eğer bir asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Açık ve net söylüyorum. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyen devşiren askerler koyarsanız, bir daha söylüyorum, etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı, bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Kariyerist kafadan asla ve asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Teşekkür ederim. Bir daha söylüyorum. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek. Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Teşekkür ederim. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı. Hizalansınlar Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı. Beraber olsunlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkım, açık söylüyorum. Biz değiştik. Biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statikocu, anti reformcu, anti özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunların. Tamamı Kenan Evren'in hizasındalar. Yani bakın burada CHP grubu da intihar ediyor. CHP grubunun haline bakın. Bir tane adam çıkıp da orada ne diyorsun ya? Ne demek Türk komutanlarına, Türk ordusunun komutanı haddini biz? Sen Amerika'nın olduğu yerden bağırıyor haddinizi bilin diye. Bu komutanların yaptığı ne? Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı PKK'nın üzerine gitmeleri, FETÖ'yü ezmiş olmaları 15-16 Temmuz gecesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek saldırılara karşı Türk ordusunu savaşa hazırlamaları ve Türkiye'nin kendi silahını yapması konusundaki üstün çabaları. Arifiye'de niye alkışlıyorlar? Bir siyasi parti liderini alkışlamıyorlar ki. Türkiye'nin silah yapmasını alkışlıyorlar. Alkışladıkları yerlere bakalım. Yani orada bir siyasi partiye mensubiyet, siyasi partiye bir taraftarlık yok. Orada bütün Türk milletinin paylaştığı yürek var, ruh hali var, moral var. Biz silahımızı yapıyoruz. Haddini bilsin. Yani Amerika size silah yapmayın diyor. Amerika'ya boyun eğin. Silahları NATO'dan alın. Amerika emir verdiği zaman o silahları kullanabilirsiniz. Amerika emir vermediği zaman kullanamazsınız. Siz NATO komutanı olun, NATO'nun askeri olun. Türk komutanı olduğu için
Kılıçdaroğlu bugünkü komuta heyetine bu şekilde sesleniyor. NATO komutanları olduğu zaman hiç böyle bir tavırları yoktu. Yani Kenan Evren'e 12 Mart'taki komuta kademesine, 12 Eylül'deki komuta kademesine darbe yaptıkları zaman Kılıçdaroğullardan böyle sözler duymadık. Tam tersine böyle son derece boyunları eğikti ve dalkavuklardı Türk ordusunun komutanlarına karşı, NATO komutanlarına karşı. Türk komutanı olunca birdenbire Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu mevzilerden onlar da savaşa sürüldüler. Savaşa sürüldüler. Bakın önündeki kağıttan okuyor dikkat ederseniz sürekli olarak. Eline kağıdı vermişler. Eline kağıdı vermişler. Amerika o kağıdı vermiş. Yani Amerika o kağıdı vermiş. Yazıp da vermiş manasında söylemiyorum. Sonuç itibariyle o konuşmadaki bu metin ancak Amerika'dan yazılıp önlerine konacak, CIA'nın önlerine koyacağı, Pentagon'un önlerine koyacağı, Amerika'nın 6. filosunun istihbarat diyelim birimlerinin önlerine koyacağı metinler onlar. Amerika önlerine koymuş, o da o kağıttan okuyor. Hiçbir Türk vatandaşı kalkıp da kendi komutanlarına karşı bir savaş koşullarında, şu anda Türkiye bir dolaylı savaş yaşıyor ve önümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdidi var. Demin saydığımız o Ege kıyılarındaki üslere Amerika Birleşik Devletleri uçaklarını gelmiş, konuşlandırmış, tanklarını gelmiş, yerleştirmiş, askerlerini gelmiş, oturtmuş. Ötesinde Güney Kıbrıs'ı da, Kıbrıs Rum yönetimini de NATO'ya almanın faaliyeti başlamış. Ufukta savaş tehlikeleri gözüküyor, Türkiye'ye tehditler gözüküyor. Kan banyosu senaryoları resmen ve açıkça Amerikan organlarında, Dış İşleri Bakanlığı organlarında ifade ediliyor. Bu koşullarda birdenbire Kılıçdaroğlu Türk komuta kademesine karşı bu hayasız, utanmaz ve düşmanca tavrı alıyor. İşte Atatürk de söylüyor. 1920 yılında Türk subayını hedef alır diyor. Bakın. Düşman. Önce Türk subayını hedef alır diyor. Türk subayına hitap ediyor Afyon'da Türk zabitlerine yaptığı çok önemli bir konuşmadır. Düşman diyor önce Türk subayını hedef alır diyor. Önce Türk komutanını aşağılar diyor. Önce diyor Türk komutanını hor görür diyor. Ve o subay, o komutan da diyor o koşullarda o hakaretlere, o saldırılara karşı kendi şerefini, izzeti nefsini korumakla görevlidir diyor. Çok önemli. Savaş durumlarında bu manzaralar çıkar. Ve çok ciddi bir sürece girdiğimizi, kritik bir sürece girdiğimizi bu halinden de anlıyoruz. Bu oy toplayacak bir konuşma değil. Bakın dikkat edin, bu bir Amerika görevi, bu bir sandığa yönelik bir çalışma değil. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarına bu şekilde hayasızca saldıran, düşmanca saldıran bir tek PKK'nın şeylerinin, şeflerinin oyunu alır. Hatta PKK tabanının bile oyunu alamaz. PKK şeflerinin oyunu alır. PKK şeflerinin oyuyla seçim zaferi kazanacaklarsa bravo, alkışlamaya devam etsin o şey grubu, CHP grubu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 20 yıl, 30 yıl öncesine kadar bir özelliği vardı. Neydi? CHP dendiği zaman Türk devletiyle, Türk ordusuyla, Türkiye'nin devlet kurumlarıyla falan beraberliği vardı. Onların şerefini, izzeti, nefsini koruma tavırları vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi burada tikkocular gibi konuşuyor. CHP tikkolaşmış. CHP PKK'laşmış. PKK'laşmış. Onları yanlış diye tanımlıyor. Terk ettik. CHP o yanlışları terk etti diyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi o yanlışları terk etti. PKK'lı oldu. CHP PKK'laşmış. Şu konuşmayı bir tek PKK şefleri yapar. Hatta bu kadar da hayasız yapamaz. Çünkü toplumun kendilerine tepki göstereceğini düşünür. Bir düşman konuşması bu. Atatürk de bu konuşmaları düşmanın yaptığını söylüyor. Evet. Önce diyor Türk komutanına hedef olur. Türk subayına hedef alır düşman diyor. Çok doğru. Savaşlarda nedir? Komutanı düşürdün mü? Orduyu bozguna uğratırsın. Askerin morali nasıl bozulur? Komutanını kötülersin.
Dersin ki bu komutan savaşmaz, bunun yaptığı gibi, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Bu komutan kaçar. Mehmetçik bu konuşmayı duyduğu zaman ne yapacak? Benim komutanım kaçıyor, ben mi savaşacağım? Onu, o ruh halini yaratmaya çalışıyor. Bozguncu. Amerika'nın istihbarat görevlerinde çok açık, fedai bir şekilde en ön planda roller üstlenmiş oluyor. Bu yani bunun yenilir, yutulur bir tarafı yok, evet. Ve bu bir bence bir intihar konuşması. Şimdi yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki her türlü boy ölçüşmede düşmanla beraber olacağını ve olduğunu ilan etti. Çünkü nedir? Türk komutanına karşı olduğun zaman düşmanla berabersin. Başka bir pozisyon var mı? Türk komutanını hedef alan bir kimsenin başka bir pozisyonu, başka bir konumlanması, konuşlanması olabilir mi? Türk komutanını hedef alıyor. O ne demek? Türk ordusunu hedef alıyor. Şimdi ve çok şey, bayağı bir dille. Çıkarın o üniformayı. Evet. Firar ederler. Tabii. Kaçarlar. Şimdi firar etmez. Bakın ben de buradan söylüyorum. Türk komutanı firar etmez. Hele bugünkü Türk komutanları hiçbiri firar etmez. Hepsi aslanlar gibi savaşır. Ölümü de göze almışlardır. Ayaklarına da botları giymişlerdir. Ellerine de makinalı tüfekleri, her türlü silahı alır, kılıcıyla da gerekirse savaşır. Ölümü de göze almışlardır. Türk komutanı görevini yapmaktadır ve yapacaktır. Bundan en küçük bir şüphemiz yok. Türk milletinin ruh hali budur. Türk milleti komutanına güveniyor. Türk ordusuna, Türk milleti güveniyor. Mehmetçik de komutanına güveniyor. Komutanına güvenmese Mehmetçik böyle savaşabilir mi? Oy toplamak için bu konuşma yapılmadı. Çok yani bu konuşma oyları mahveder. Evet. Bu konuşma Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek, oyları kırar. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da büyük tepki çeker. Ama şöyle bir Türkiye anlatıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yani AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda olması sebebiyle alkışlayan, bunu daha önce Sayın İnce de hatırlarsanız apoletini sökerim diyerek bir tartışmanın öznesi olmuştu. O zaman da CHP'nin üst düzey yöneticisiydi. Siz o zaman da çok sert tepki göstermiştiniz buna. Burada bir aslında kısmen cevap verdiniz ama bizi izleyenler iyi anlasın diyor. Çünkü bakıyorum izleyenlerin notları da tam bu gerçeği göremeyenler de var demek ki. Obüs teslim töreninde ben 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda yaptım Sayın Genel Başkanım askerliğimi. Orada obüsler sınıra görevlendirildiğinde biz askerleri dizerlerde obüsü selamlardık. Aslında savaşa gidiyor diye ve orada yani obüs onun için bedeniyle bütünleşen bir varlık aslında. Yani savaşa gidiyor ve biz o göreve giden obüsleri selamlardık. Tankın böyle birkaç kat büyüğü bir makina. Bir heyecan duyar insan obüs. Yani o obüs teslim törenini izleyen kişi orada bir heyecan duyar. Türk milletinin varlığı kuvvetleniyor, gücü kuvvetleniyor diye. Şimdi CHP grubuna bakıyoruz. Nasıl şeyle ayağa kalkıyorlar Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Bu çok yani CHP'nin gerçekten nerelere sürüklendiğini görmek bakımından çok çarpıcı. PKK'nın ruh halini paylaşıyor. Ama bu grup Türkiye'ye gidecek PKK'nın tepesine binecek. Evet. O obüs gidecek Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında kullanılacak. Kılıçdaroğlu müttefiki HDP'yi ezecek aslında. Yunan ordusu Amerika'nın aleti olur ve bir takım maceralara kalkarsa o obüs onların tepesinde patlayacak. Tabii. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tamamen Türkiye'nin düşmanı olan Amerika'yla, PKK'yla, FETÖ'yle, onlarla aynı cephede. Bu konuşmada zaten onlardan başkasının alkışını almaz. Evet. Ve komutanların alkışladığı olayda nedir? Türkiye'nin silahını yapması, obüsünü yapması, diğer silahlarını yapması. O silahların üzerine ne güzel şeyler yazıyorlar. Evet. Değil mi? O roketlerin üzerine falan şiir gibi şeyler yazıyor Türk askeri. Tabii. Bu peki Türkiye'yi yönetme, siz yani Türkiye'yi yönetebilir mi bu açıklamalarla? Bu iş orayı geçti şimdi. Biz eskiden şunu diyorduk, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetmeyi düşünmüyor. Neden düşünmüyor? Çünkü kalkıyor diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri şeye karşı, PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor. Bakın oralardan başladı psikolojik harekat. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor, kim der bunu? PKK diyordu ve CHP yöneticileri bunu tekrar etti. PKK diyor kimyasal silah kullanıyor diye. Yani uluslararası alanda
Türk ordusunu suçlu duruma düşürmek, uluslararası kamuoyunu ya da emperyalist kamuoyunu Türkiye'nin üzerine çekmek, değil mi? Bunları yapıyordu ve biz de diyorduk ki bunları söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Türk ordusu yönetemez. Çünkü neden yönetemez? Sen kimyasal silah kullanıyorsun, suç işliyorsun dedikleri bir orduyu yönetebilir mi? Yönetemez. Ama şimdi onun ötesinde bir yere geldik. Onun da ötesine bir aşamaya geçti. Türk ordusunu yönetememek değil, doğrudan doğruya Amerika'nın bulunduğu siperlerden, cepheden savaş Türk oldu. Ordusuna düşmanca saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen kara propagandasında Türk ordusuna karşı alınan görevler. Bir memur, evet. Amerika'nın kara propaganda memuru Türk ordusuna karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı, Türk komutanına karşı ve savaş koşullarında, çünkü bugün Türkiye PKK ile savaşıyor. İkincisi, Amerika'nın tehdidinin ağırlaştığı ve ciddileştiği koşullarda birdenbire ortaya fırlatıldı ve çıktı. Şimdi ben böyle CHP grubunun böyle hayasızca ve kendinden geçerek, kontrolü kaybederek böyle ayağa kalkıp alkışlaması beni çok daha fazla üzdü. Hani diyordum ki Kılıçdaroğlu yapar, TİKKO'laştı, bilmem PKK'laştı. TİKKO'da falan vardır böyle Türk ordusu düşmanlığı, Türk devleti düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı falan filan. Tabii PKK tabii onun, daha PKK bu tür lafları daha ölçülü ve daha dengeli söyler, onu da söyleyeyim. O denge ve ölçü de yok. Ondan sonra tamamen düşman mevziye girdi. Yoksa Türk ordusunu yönetememek falan filan değil. Hangi komutanla? İktidar ne demek? Devletin cebir kuvvetini kullanma yetkisi demek. Yani iktidarın devlet teorisinde, kamu hukukunda, ondan sonra siyaset bilimindeki bir tane tanımı vardır. Devletin, kamunun güçlerini, özellikle cebir kuvvetini, çünkü devletin esası cebir kuvvetidir, onu kullanma yetkisidir iktidar. Şimdi sen o cebir kuvvetine bu şekilde hakaret ediyorsun, devletin ordusuna hakaret ediyorsun, polisine hakaret ediyorsun, onu aşağılıyorsun, savaşta kaçar diyorsun. Demek ki bunlar savaşta kaçan bir ordu istiyor. Savaşta kaçan bir ordu istiyor. Savaştan kendileri kaçıyor. Hatta kaçmıyor. Düşman tarafa geçmiş durumdalar. Şu alkış, CHP grubunun alkışı savaşta düşman tarafa geçmiş durumdalar. Neyi alkışlıyorlar? Türk komutanları Arifiye'de Türkiye'nin kendi silahını yapmasını alkışlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da Türk komutanlarına, Türk ordusuna, Türkiye'ye karşı Amerika'nın bulunduğu cepheden hıyaneti alkışlıyor. Düşmanlığı alkışlıyor. Peki CHP tabanının sizce buna tepkisi nasıl olur? CHP tabanı CHP'nin tabanı vatanseverdir. CHP tabanı bunu hazmetmez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanına bunu kabul ettiremezler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanına girmiş, ipini satmış, vatanını kaybetmiş, vatansız, sahte solcu takımı, PKK takımı, PKK ile beraber olanlar, ondan sonra bir avuç vatansız takımı, onlarla beraber alkışlar. Demek şimdi, ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin meclis grubu o vatansız meclisine girmiş. Evet. Yani bunun affedilir bir tarafı yok. Evet. Oradaki adamların oturup düşünmesi lazım. Ben neyi alkışlıyorum ya? Tabii. Türk ordusunun komutanlarına karşı psikolojik harekatı alkışlıyorum. Şimdi Sayın Genel Başkan, siz pek üzerinde durmadınız ama yani ben yine soracağım. Şunu da söyleyeyim. Bu öyle bir ruh hali ki, yani önümüzde Amerika'yı caydıramazsak ve Amerika Birleşik Devletleri bu kadar tahkimat yapıyor Ege kıyılarında ve Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'ye karşı silah kullanma kararını verecek olursa, şunu görüyorum, bu takım Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafında olacak. Tezkereye de hayır dediler. Aynı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi, nasıl Kuvayi Milliye vardı, ondan sonra Türk ordusu örgütlendi ve Kuvayi İnzibatiye falan filan, İstanbul'daki basın, ondan sonra o mütareke basını Atatürk'e, Mustafa Kemal Paşa'ya karşı, Türk ordusuna karşı bazı psikolojik harekatlarda bulundular. Bunlar da öyle bir göreve hazırlanıyorlar. Evet. Ama bu taban onların peşinden gitmez. O Cumhuriyet Halk Partisi tabanının onların peşinden gitmesine en küçük ihtimal vermiyor. Aslında tezkereye hayır diyerek. Ve o alkışları yapanlar da bu gece evlerine gittiler, düşünsünler, bizi dinlesinler burada.
neyi alkışladıklarını bir otursun, tekrar bir seyretsinler bakalım televizyonda neyi alkışlıyorlar. Hangi hıyaneti, hangi düşmanlığı Türk komutanına karşı alkışlıyorlar? Bugün Türk komutanına karşı düşmanlık ne demek? Bunu sorgulasınlar. Evet. Şimdi, biz de burada Vatan Partisi olarak Türk komutanıyla beraberiz. Ondan sonra biz, tabii biz hükümet oluruz. O, bu orduya siyasi bakımdan önderlik de ederiz, yönetiriz ama asker olarak da o komutanların emrinde Türkiye'nin düşmanlarına karşı Vatan Partisi'nin her üyesi, her taraftarı ölümü de güzel olarak savaşır. Biz de bunu ilan ediyoruz burada. O komutanların emrinde onlara sonuna kadar güveniyoruz. Onların vatanperverliğine, komuta yeteneklerine, cesaretlerine, ahlaklarına, karakterlerine, erdemlerine savaşıyoruz. Ya bu da bir savaş. Komutana güvenmek de bir mermi. Burada da bir mermi atıyoruz. Onlar da bir mermi atıyor. Onlar da komutana güvenmeyerek bir mermi atıyor. Düşman mevzilerinden. Biz de o komutanlara güvenerek Türkiye mevzisinden, Türk vatanperverlerinin, Türk milletinin mevzisinden biz de bir mermi atıyoruz. Mermiye mermi. Şimdi Sayın Genel Başkan, pek üzerine durmadınız ama soracağım onu. Perinçe'ye takılsınlar. Şimdi sizin isminiz bu konuşmada geçmesi şu açıdan önemli. Kılıçdaroğlu bir ay kadar önce de Aydınlığın ismini vererek yalan yazıyor benim hakkımda diye açıklamıştı. Davutoğlu iki konuşmasından birinde sizin isminizi geçiriyor. Babacan. Babacan Teori dergisini elinde salladı. Sizi statükocu, işte 28 Şubatçı diyerek bir konuşma yaptı. Sayın Ethem Sancak'ı hedef aldılar iki gün önce. Evet, Ethem Sancak zaten hedefte. FETÖ zaten sizin her adımınızı takip ediyor ve sürekli hedeftesiniz. Karayılan'da Ergenekon çetesi, güvenlik, onların güvenlik konsepti Türkiye'yi esir aldı diyerek sizin isminizi PKK yöneticileri. PKK'nın arşivlerini açın, yıllardır bir numaralı düşmanları. Evet. Doğu Perinçek'tir. Yani onların bir numaralı düşmanı Doğu Perinçek. Az önce 3 tane 4 tane Pentagon'un yayın organlarının içerisinden birkaç tane seçtik, gösterdik. Hep siz baştasınız. Bunun temel sebebi ne? Ya çünkü Vatan Partisi ve onun yöneticileri Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tehdide karşı 1960'lardan beri Türk devrimci geleneğinin, emekçi geleneğinin, vatanperverlik geleneğinin, milliyetçi geleneğinin en ön cephesinde dik duran, ondan sonra Amerika'nın oyunlarını, dolaplarını, tertiplerini boşa çıkartan, hayatı Amerika'nın hapishanelerinde geçmiş. Bunlar kim ya? Şu alkışlayan, alkışladıkları şahıs. Kim bunlar ya? Bunlar Amerika'ya karşı geçmişte Türkiye'nin, Türk vatanı için, Türk milleti için hangi mevzide, hangi cesareti ve kararlılığı göstermiş? Hangi mücadele eder? Yani, bir kurcalayalım bakalım. Ama Vatan Partisi'nin liderlerinin hepsi 77 ateşten geçerek buraya geldi. Bütün hayatları Amerikan emperyalizmine karşı savaş. Biz buraya Amerika'nın hapishanelerinden, işkencehanelerinden geçerek geliyoruz. Ve bütün dünya görüyor Türkiye'nin Avrasya cephesinde yer alması, Amerikan emperyalizmine karşı direnmesinde Vatan Partisi'nin en etkin rol oynadığını bütün dünya yazıyor, çiziyor. Yani Amerika'nın gazeteleri de böyle yazıyor, Alman gazeteleri de böyle yazıyor, Rus gazeteleri de böyle yazıyor, Çin gazeteleri de böyle yazıyor, İran gazeteleri de yazıyor, Batı'nın bütün gazeteleri böyle yazıyor. Şimdi burada bakın başka bir şey daha var. Burada Doğu Perinçek'in peşine takılıyorsunuz falan filan. Orada bir fitne var. Tabii. Bak bu çok. Tabii. O da bir savaş görevi, o da bir kara propaganda görevi. Neden? Çünkü Türkiye'nin milli kuvvetleri içerisinde ayrılık gayrılık yaratacak, fitne yaratacak, tabii, fesat yaratacak. 15-16 Temmuz'da herkes imtihandan geçti. İmtihandan geçti, FETÖ'cü NATO subaylarının önünde hiç böyle kahraman değildi. Evet, İYİ Parti'nin en son skandalı ortaya çıktı, evet. İtiraf etti. Evet, bu şey de Kılıçdaroğlu da o gece hiç böyle o NATO'cu generallerin, Amerika'nın komutanlarını falan önünde kedi gibilerdi.
Türk milletinin, Türk ordusunun o gün Amerikan emperyalizmine karşı, Gladio'nun tertibine karşı direnişini paylaşmadılar. Şimdi neyi hedef alıyorlar? Amerika'ya direnen Türk ordusunu. Eskisi gibi bilmem ne, Türk ordusunun başında Gladio generalleri, NATO generalleri falan filan olsa onların önünde kedi gibiler. Onlara karşı böyle bir cesaretlerini görmedik. Evet. İki bence noktanın altına da sen genel başkan çizmek lazım. Bu aslında milli devleti düşman olan, yani milli devleti savunma kararlılığında Vatan Partisi, sizin isminiz bir kale gibi. Yani burayı yıkarsak, burayı devirirsek bu şeyi biz daha rahat geçeriz. Kaleyi tabii, daha rahat geçeriz diye düşünüyorlar. Zaten bunu bakın şeyde de gösterdiler. Dediğiniz çok doğru. Bu Ergenekon tutuklamalarında evet. Da ne dedi o FETÖ'cü savcılar Zekeriya Osman? Burada dedi bir nolu hedefimiz Doğu Perinçek'in partisi dedi. Tabii. Yani Ergenekon'da dedi birinci hedefimiz, esas hedef onlardır dedi. Ve işin de gerçeği oydu. Tabii. ATV'de evet. Haber bülteninde de Zekeriya Öz'ün açıklamalarını yayınlamıştı. Yani evet. İzleyenler için. Hadi onu da gösterebilirler. Evet, yani burada o milli devleti savunma kararlılığının hedef alındığını altını çizmek orada da komutanı lazım. Vurma olayı var. Yani burada da siyasi komutanı en önde mücadele edenleri. Tabii. Evet. Siyasi o açıdan önder, kale dedim. Siyasi önderliği. Bakın. Burada hedef alınan iki güç var. Bir siyasi önderlik, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın şahsında ve Vatan Partisi Genel Başkanı'nın şahsında siyasi önderlik hedef alınıyor. Ama tabii esas olarak Türk ordusu hedef alınıyor. Şeyde de Ergenekon Balyoz süreçlerinde de yine kim hedef alındı? Türk ordusunun komutanları ve Vatan Partisi. Siyasi önderlik ve askeri önderlik. Evet. Peki evet. Bu konuyu geçelim mi? Var mı burada son birkaç dakikamız reklama gideceğiz. İsterseniz döndükten sonra diğer konularımıza devam öyle edelim. Öyle son sorunuz tamam. Varsa. Eğer birkaç dakikamız varsa ben buradan bir iki şeyin de altını evet. Çizmek istiyorum. Sayın Genel Başkan'a sormak istiyorum. Şimdi burada bir biz değiştik. Yani Kılıçdaroğlu'nun biz artık halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. İşte bakın burada şunu söyleyeyim. Biz eskiden burada tam ne demek istiyor? Bakın ben de onu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten gelen, ondan sonra İsmet Paşa'dan gelen bir karakteri var. Geleneği vardı. Neydi o? Cumhuriyet Devleti'ne, gerici olan bir devlete değil. Cumhuriyet Halk Partisi aslında sultanların, padişahların devletine karşı isyandan gelen, savaştan gelen bir parti Atatürk'ün kişiliğinde. Değil mi? Yani Atatürk Nutkun 10. sayfasında ne der? Müslümanın halifesine, padişah hükümetine karşı isyan etmek lazım geliyordu diye. Değil mi? Evet. Ve o isyanda da başarılı oldular ve saltanatı yıkıp yeni bir devlet kurdular. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi neyi hedef alıyor? Kurulan yeni devleti, yani eskiden o devleti kuran partiydi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyeti kuran, İstiklal Savaşı'nı yapan, İstiklal Savaşı'nı önderlik eden, onun komutanları, Atatürk'ün arkadaşları. Ha şimdi diyor ki, siz çok güzel söylediniz, Kılıçdaroğlu diyor ki, biz değiştik diyor, artık onlardan değiliz diyor. Yani Atatürk'ten değiliz, Fevzi Çakmak'tan beraber değiliz, Türk Devleti'nin partisi değiliz. Milli Devlet'in partisi değiliz. Biz artık Amerika'nın partisi olduk. Amerika'nın Türkiye'ye karşı düşmanlık partisi olduk. PKK'nın dostu olduk. Bunları söylüyor çok açık. Evet. Evet bir zaten bunu dersin falan filan oralardan beri söylemeye başlamışlardı falan filan. Ama şimdi daha açığa da cesur çıktı. Söyleme yoluna girdiler. Evet. Çünkü savaş kızışıyor. Mücadele kızışıyor ve savaş tehlikeleri gözüküyor ufukta. Öyle olunca da bütün kuvvetler daha net bir şekilde saflarını belli ediyorlar ve bir de alet olan kuvvetler, oyuncak kuvvetler kendi iradeleri dışında da ateşe sürülüyor. Bakın burada Kılıçdaroğlu bir oyuncak kuvvettir. Onu çok açık söyleyeyim. Oyuncak kuvvettir. Hangi güç adına Türk ordusuna, Türk komutanlarına karşı haddinizi bilin diyor. Evet. Kimsin sen ya? Türk komutanlarının haddini bilin diyeceksin.
Amerika mısın sen? Arkanda ne var? Altıncı filo mu var? Amerikan uçakları mı var? Üsleri mi var? Kimsin sen? Yani Türk komutanlarının haddini bilsinler falan diyebilmek için arkasında bir güç olması lazım. İşte o Amerika'nın gücü. Amerika'nın gücüne güvenerek Türk komutanlarının haddini bil diyor. Evet. Ve burada bir iftira yapıyor. Türk komutanları orada darbe siyasetin içine girmişler falan filan. Ondan sonra onu alkışlıyor değiller. Türk komutanları Türkiye'nin obüs yapmasını, kendi silahını yapmasını tabii ki alkışlayacak. O da bir savaş. Orada da savaşıyor komutan. Türk milletinin cesaretini ateşliyor, güvenini ateşliyor. Orada da bir milli tavır var. Özgüveni alkışlama tavrı var. Yoksa orada bir siyasi parti liderini alkışlamıyor Türk komutanı. Evet. Sayın Perinçek, bir 5 dakikalık aramız var. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz devam. Sayın seyirciler. Evet değerli izleyiciler, çıkış yolu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümümüzde Kılıçdaroğlu'nun Türkiye düşmanı, Türk ordusu düşmanı açıklamalarını değerlendirdi Sayın Perinçek. Kaçıranlar YouTube'dan tekrar geri sararak izleyebilirler. Yine geçti programın sonunda ilgili bölümleri YouTube hesabımıza yükleyeceğiz. Ulusal Kanal YouTube hesabına. Evet şimdi geçtiğimiz hafta Sayın Ali Babacan'ın anayasayla ilgili açıklamaları vardı. Anayasanın Türklükle ilgili bölümlerini kaldıracağını söylediler. Hem televizyon programında söyledi hem de daha sonra tekrar sorduklarına bunu yeniledi. Herkesin kendisini bulduğu bir anayasa yapacağız diye de bunu tarif etti. Genel Başkan Yardımcıları açıktan söyledi. Türkle ilgili bölümleri kaldıracağız dedi. Siz de bununla ilgili bir paylaşım yaptınız. Nasıl değerlendirirsiniz Ali Babacan'ın yaptığı bu açıklamayı? Bakın bu uzun zamandan beri anayasadan Türk'ü çıkartmak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye dayattığı bir siyasi çıkış. Ne kazanacak Türk'ü çıkarınca? Ha? Amerika ne kazanacak Türk'ü çıkarınca? Türk'ü çıkarttığın zaman Türkiye'de bir şey kalmaz ya. Türksüz bir anayasa olur mu? Türk milletinin devleti bu. Ve anayasa da Türk milletinin devletinin anayasası. Milletsiz bir devlet olur mu? Milleti olmayan devlet. Neyin devleti bu? Kalabalıkları devleti. Var mı dünyada milleti olmayan bir devlet? Milletsiz bir devlet var mı? Ha? Evet, milletsiz. Ha, diyelim o modern çağdan önce feodal dönem ve ondan sonra ondan evvel köleci dönem falan. Onlar Roma İmparatorluğu, Atina, bilmem Avrupa'daki çeşitli ülkeler falan. Ama millet çağından sonra devletler milletlerin devletleri. Türk milletinin devleti. İran milletinin devleti, Mısır milletinin devleti, Arap Suriye milletinin devleti, Alman milletinin devleti, milletlerin devleti var. Siz Türk milletini çıkarttığınız zaman kimin anayasasını yapıyorsunuz? O devlet kimin devleti? Devletsizleştiriyorsun, milletsizleştiriyorsun Türkiye'yi, Türk'ü çıkarttığın zaman. Ha, işte diyor ki herkes kendini bulacak. Yani biz bir çorbayız. Bir kalabalığız. O kalabalıktan herkes kendisini bulacak. Ama bizi birleştiren ne? Bak herkeste birlik, bir beraberlik yok. Herkeste ayrılık var. Türk milletini kaldırıyorsun herkes lafıyla. Herkes kendini bulacak. Yani farklı biz unsurlarız. O unsurların hepsi kendisini bulacak. Türk milleti ne oldu bu arada? Niye bizim devletimiz var? Biz neyi savunacağız? Devletimiz yoksa? Milletimiz yoksa neyi savunacağız? Hangi milletin refahını savunacağız? Hangi milletin özgürlüğünü, demokrasisini, insanca yaşamasını, beraberliğini, kardeşliğini, ortak özlemlerini, ortak davalarını, ahlakını, karakterini savunacağız? Savunacak bir şey de bırakmıyor. Dolayısıyla bu Türksüz Anayasa temasıyla Ali Babacanların şu bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Türk ordusuna düşman, Türk komutanlarına düşman konuşması bir yerde birleşiyor. Aynı cepheden iki ayrı saldırı. Biri Türkiye'yi ordusuz
hale getirmek, yani ordunun komuta edilmiş kademesini hedef alıp komutansız hale getirdiğin zaman sonuç itibariyle o ordu savaşamaz. Öbürü de o ordunun savaşarak koruyacağı Türk devleti, Türk anayasası onu ortadan kaldırıyor. Hepsi sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin milli devletini tasfiye, Türk milletini tasfiye, onu bir kalabalığa dönüştürme projelerinde farklı farklı görevlerini döktürüyorlar. Ama bu Türksüz Anayasa'yı Cumhuriyet Halk Partisi de savundu. Tabii. Onlar Türksüz Anayasa'sını hazırladı. Onun ön sözünü Kılıçdaroğlu imzaladı. Tabii, imzaladı. İbrahim Kaboğlu hazırladı ama ön sözünde de Kılıçdaroğlu'nun imzası vardı. Orada da Türk yoktu. Tabii, ilk önce inkar ettiler biz aydınlıkla manşet yapınca. Biz sonra birinci sayfadaki logo ve imzayı yayınladık. Tabii. Ben de İbrahim televizyon Kaboğlu programlarında hep böyle gösterdim. Evet, kabul etmek zorunda kaldılar sonra. Orada bütün Türk kelimelerini İbrahim Kaboğlu'nun hazırladığı ve CHP Genel Başkanı'nın imza attığı logosunun da bulunduğu metinde kaldırmışlardı. Şimdi ama biz bakın gösterelim, şu Türksüz Anayasa biz hapisteyken, biz hapishanedeyken Türksüz Anayasa tezgaha geldi. Ve orada ben hapishane mahkemede o FETÖ'cü yargıçlara bakın ne dedim, onu da lütfen yapalım. Evet, bir en başından koyalım ama. Evet, başından, en başından koyalım. Başa alalım videoyu arkadaşlar. Başa alalım o başından. Türkiye'yi bölmek isteyenler, Türkiye'yi Amerika'nın sömürgesi yapanlar, Cumhuriyet devrimini yıkanlar yıkılacaklar. Hem de az kaldı. Onu söyledim. Evet. Tekrar söylüyorum. Anayasaya Türk milletini silmek isteyenler yıkılacaklar. Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler yıkılacaklar. İstiyor musunuz? Daha söyleyeyim mi? Evet. Oktay Bey, söyleyeyim mi daha? Tamam. Hakim Bey, memnun oldun mu? Biraz önce... Ne söyledim? Doğu Bey, bir dakika. Ne söyledim? Bir dakika. Doğu Bey. Ne söyledim? Doğu Bey. Doğu Bey, sakin ol. Doğu Bey, sakin ol. Evet, bunların gücü yok. Anayasadan Türk milletini silmeye kalkanların gücü yok. Gücü, hayır çevirmiyorum. Yok gücü. Erhan Bey, Erhan Bey oturunuz. Erhan Bey. Türk milletini silmeye gücümüz yok. Doğu Bey. Mahvolacak. Doğu Bey. Bağırmayın. Evet. Doğu Bey bağırmaya aklınız yok. Doğu Bey oturun, sakin olun. Türk milletini silmeye kalktınız. Doğu Bey. Bu mahkemeyi niye kurdunuz? Doğu Bey. Doğu Bey. Kendileriniz Türk milletini silmeye kalktı. Doğu Bey sakin olun oturun. Silemeyecek misiniz? Doğu Bey sakin olun oturun. Gücünüz yok. Doğu Bey sakin olun oturun. Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin efendileriniz silmeye. Doğu Bey. Doğu Bey çıkartmak zorunda kalacağım. Doğu Bey. Gücünüz yok. Doğu Bey çıkartmak zorunda kalacağım. Lütfen. Lütfen buyurun. Bakın orada hakim reise ne diyorum, mahkeme reisine, FETÖ mahkemesinin reisine, gücünüz yok diyorum, Türk milletini sizin efendileriniz anayasadan silmeye kalkıyor, ona gücünü mahvolacaksınız. Mahvoldular, şimdi onlar hapishanede. Bakın ben sanık sandalyesinden o yargıçlara Türk milletinin Türk milletini anayasadan silmeye gücünüz yok. Sizin efendilerinizin de gücü yok. Sizin de gücünüz yok ve mahvolacaksınız dedim. Ve mahvoldular. Şimdi onlar hapishanede, ben burada konuşuyorum. Mahvoldular. Ve mahvolacaklar. Şu anda da Türk milletini anayasadan çıkartmaya kalkanlar, Türk komutanlarına bu şekilde hakaret edenler, onlar mahvolacak. Bakın biz Erkan Önsel de yanımda, gümbür gümbür tavrımızı görüyorsunuz. Mahvolacaksınız diyoruz onlara. Evet. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına geçelim mi evet, şimdi? Evet, geçebiliriz. Bir, yeni bir açıklama gördüm. Onu sıcak bir metin. İlk önce bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetini aktaralım. Zafer Partisi'nin bir pankartını manşete taşıdı. Rejideki arkadaşlar onu gösterebilir mi acaba? Evet, İzleyenlerimiz şimdi de görsün. Şimdi Sinan Ateş cinayeti çok sistemli bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi ve Süleyman Soylu'ya yönelik bir psikolojik savaşa dönüştü. Bunu zaten geçen haftalarda çıkış yolunda siz de işaret etmiştiniz buraya doğru bu dönüşebilir diye. Nitekim bugün Devlet Bahçeli de konuşmasının büyük bölümünü grup toplantısında buna ayırdı. Bu konuşmadan hemen önce Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarını
Sözcü gazetesi yerli ve milli katil kim başlığıyla duyurdu. Ümit Özdağ'ın açıklamasına dayandırıyor manşetini. Bir defa burada bir yerli ve milli kavramlarına çamur atma ve bir katil. Ama korkakça. Efendim? Korkakça. Evet. Yani bir neden korku? Kim diyor? Biliyorsan söyle bakalım. Gücün yetiyorsa. Doğru. Değil mi? Bak çok biz burada mahkemede doğru. Ne diyoruz? Mahvolacaksınız diyoruz. Kim diye falan sormuyoruz. Siz Türk milletini anayasadan silmeye kalktınız. Sizin efendileriniz, sizin iktidarınız, siz diyoruz. Ve mahvolacaksınız evet. Diyoruz. Kim, mim falan. Korkak korkak tavırlar bunlar. Onlara yakışıyor ama o evet. Korkak tavırlar. Şimdi kimmiş? Eğer gücün yetiyorsa kim olduğunu söyle. Evet. Böyle siz, kim diye ortaya bir şey atılmaz. Tabii, çamur atılmaz. Tabii. Şimdi gücün, burada siz Mert ol. Eğer bir şey söylemek istiyorsan yumurtla onu söyle. Evet. Söyleyemiyor. Evet. Şimdi Ümit Özdağ partiyi kurup da açıklamalar yaptıktan sonra siz iki noktaya dikkat çekmiştiniz. Bir NATO ile ilgili programlarında yer alan bir madde. İkincisi izledikleri çizginin tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelen bir çizgi ve onların kaos planlarına oturacak tabii, bir çizgi. NATO'cu bir parti, Zafer Partisi. Bunu, programlarında var NATO'culuk. Evet, şimdi bunu şundan hatırlatıyorum. Sizin geçen sene Aralık ayında. Nisan'dı galiba. Aralık'taki bir açıklamanızı ben arşivden çıkardım. Hı. Belki daha önce de olmuş olabilir tabii. Ben çıkış yoluna baktım. Hı. Belki daha önce de yazılı bir açıklama olabilir. Benim dediğim bir Ankara'da bizim Çankaya ilçesinin kurultayı olmuştu. Evet, orada iki konuşmanız da bu doğru. Zafer Partisi'nin ve genel başkanının evet. Tamamen Türkiye'de Amerika'nın kaos planlarına hizmet evet. Eden bir faaliyette bulunduğu böyle Afgan düşmanı. Evet. Yani Amerika'yı bırakıyor, İsrail'i bırakıyor. Onlara sırtını dönüyor. Çünkü arkasındaki kuvvetler onlar. Tabii. Nereye vuruyor? Fukara Afgan'a vuruyor, fukara Suriye'ye vuruyor. Evet. Türkiye'nin düşmanı Afganlarla Suriyeliler. Amerika var, İsrail var. Ama onlar onu sürüyor. Tabii. Evet, Zafer Partisi Genel Başkanı'nı ve Zafer Partisi'nin Amerika ile İsrail cepheye sürüyor. Evet. Şimdi bugünkü Bahçeli'nin konuşmasından bir bölüm. Adına Zafer denilen, yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası, hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklamasıyla Cumhuriyet Savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu. Evet. Bu istihbarat fasulüne bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevleri bakın, olduğunu. Mert bir şekilde diyor ki kim biliyorsan git savcıya söyle. Kimmiş? Evet. Bir de o milli katil kimmiş? Yerli, bakın şimdi milli ve yerli evet. Kavramlarını da kirletmeye çalışıyor. Yani milli olan katil, yerli olan katil. Amerikan emperyalizminin yanından ancak böyle yapılır. Evet. Yani yerliler, milliler katil olur. Milli katil kim? Yerli katil kim? Yani katil olmamak için Amerika'nın ve İsrail'in ondan sonra maşası olmak gerekiyor. Onlar katil değil. Tabii. İsrail maşaları, Amerika maşaları onlar katil matil değil. Evet. Şerefli insanlar onlar. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak gereğini yapılması istemek. Tabii onun da Mert'se hem çağrı hem de görevimdir söyler diyor. Gider savcıya der ki falanca der. Şimdi de böyle, parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asacak kadar küçülüp yerin dibine geçtiler diyor. Şimdi Sayın Perinçek burada Bahçeli'nin açıklamasında Sayın Bahçeli diyor ki casusların şebekesine dönmüş parti. Valla bakın bu işte iki taraf arasındaki fark. Öbürü yerli milli katil falan diye bir şey geveliyor. Kim diye söyleyemiyor ama Devlet Bahçeli diyor ki siz diyor casus şebekesisiniz. Zafer Partisi diyor. Genel Başkanı diyor. Ümit Özdağ. Ümit siz vaka diyerek ismini de söylüyor. Hı. Orada iki taraf arasındaki fark. Biri diyor ki siz diyor şebekesiniz diyor, casus şebekesisiniz diyor. MPS'lere alet oluyorsunuz diyor. Öbürleri ise kimin falan filan diye bir şeyler geveliyorlar. Açık söyleyeyim. Ondan önce de 5. kol faaliyetlerinin açıkça farkındayız. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir, beklenmelidir uyarısında bulunuyor İşte Sayın tabii Bahçeli. Girdiğimiz süreci değerlendiren ve çok haklı bir karşı taraf
Türkiye'nin milli güçlerini zaafa uğratmak, direnç yeteneklerini zayıflatmak ve kırmak için çeşitli provokasyonlar, Türk milleti içerisinde kargaşalıklar, zaaflar, orduya güvensizlikler, birbirine güvensizlikler, ondan sonra Türk milletinin ön cephesinde bulunan liderlere güvensizlikler, kahramanlara güvensizlikler, onları yaymaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bu tam bu sırada Enver Altaylı sizin isminizin geçtiği bir açıklamada bulundu. 8 Ocak, 2 gün önce. Ha. Ama yeni çıktı. Yani metnin üzerinde, avukatın aracılığıyla dağıtılan metnin üzerinde 8 Ocak yazıyor. Diyor ki, Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nin hedef göstermesi sonucu 7000 civarında MHP'li, uzun uzun anlatıyor, ilçe başkanı, il başkanı, şu yardımcıları katledildi. Of. Sizin hedef göstermenizde 7000 MHP'li. Bu çok sıcak, Doğu Perinçek'in elinde, evet, 2 gün önce yapılmış bir açıklama, yeni daha düştü. Evet. Dağıtılıyor avukat aracılığıyla. Siz az önce Kılıçdaroğlu ile ilgili de bir uyarıda bulundunuz. Milli kuvvetlerin arasına fitne, fesat faaliyetinin bir parçasıdır bu diye. Aynısını Enver Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasından 2 gün önce yazdığı da anlaşılıyor belgenin üzerindeki tarihten. Doğu Perinçek'in elinde ülkücü kanı var diyor. Zamanlama. Yani burada bakın, şimdi bu kuvvetler yine sizi hedef alıyor. Vatan Partisi 1970'li yıllarda solla ülkücüler arasındaki silahlı çatışmalarda, sol derken tırnak içinde sahte sol diyorum, çatışmalarda hiçbir şekilde bir cephe tutmadı ve bu çatışmaların karşısında tavır aldı. Ve işte mahallelerde karakollar kurmak, ondan sonra üniversitelerin, fakültelerin kapılarında karakollar kurmak, diğerini almamak, bunlara karşı şebekesi olan okula girsin dedi. Bakın. Çatışmayı önlemek için. Evet, şebekesi olan, yani kim öğrenciyse, ister ülkücü, ister solcu, ister sıradan bir öğrenci, şebekesi olan okula girsin ve okulda hiçbir şekilde şiddet kullanılmasın. Bu iftihar ettiğimiz bir şey ve o iki taraflı şiddete yönlendirilen insanların da arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardı. Birçok insan alet oldu. Solcuların içinden de alet olundu. Ülkücülerin içinden de alet olundu. Yani sonuç itibariyle Türkiye'yi 1980 darbesine sürüklemek için bir istikrarsızlık yaratılması gerekiyordu. O istikrarsızlık bu solcu-sağcı çatışmalarıyla, efendim Maraş katliamıyla, Erzincan katliamıyla, Çorum katliamıyla, o katliamlarla 1 Mayıs 1977 katliamlarıyla Türkiye 1980 darbesine sürüklendi. Ve o süreçte Vatan Partisi annem bunları söyledi. Dedi ki, Gladio, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi istikrarsızlaştırıyor ve siz buna alet oluyorsunuz. O nedenle birbirinize Türk gençleri olarak kurşun sıkmayın ve aramızda fikir farkları varsa, program farkları varsa bunu barışçı bir ortamda savunalım dedi ve hiçbir şekilde ülkücülerle ondan sonra mücadelede herhangi bir şekilde katleden, öldüren, vuran, kıran konumda olmadı. Ama şunu da söyleyeyim, bize karşı bizi öldürmek isteyenler cezalarını gördüler. Nasıl gördüler? Tabii biz kendimizi savunduk. Ama hiçbir zaman ne mahallelilerin kapılarına bilmem ne kurduk, ne o örgütlere saldırdık, ne kahvelere girip kurşun sıktık. Ama birisi üzerimize geldiği zaman da kendimizi savunduk. Bunu herkes biliyor. Sayın Perinçek, Altaylı bu açıklamayı şu bağlamda yapıyor. Sinan Ateş'le ilgili mektup şimdi yazıyor. Altaylı burada bugün aynı cephede olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kitlesiyle Vatan Partisi kitlesini 1980'in öncesine götürüp ondan sonra ülkücü solcu çatışması mevzilerine götürüp birbirine karşı konumlandırmaya, birbirlerine güvensizlik duymaya yönlendirmek istiyor. Bu da bir Amerikan şeyi. Ama umarım bunu da demek istediğim anlaşılmıştır diyor zaten. Bunu da başaramaz. Bunu da başaramaz. Neden? Çünkü biz 1980 öncesinde değiliz. İkincisi, 1980 öncesinde Vatan Partisi hiçbir zaman ülkücülere karşı silah kullanmadı. Ve silah kullanılmasını onaylamadı, doğru bulmadı ve bunun karşısına çıktı.
Bunu bütün ülkücüler de bilir, Milliyetçi Hareket Partililer de bilir. Ama bizim üzerimize saldırı olduğu zaman da hangi taraftan gelirse gelsin, tabii ki canımızı koruduk ve o saldırganlar da saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kaldılar. Yine saldırırlarsa katlanırlar, açık söyleyeyim. Bugün Vatan Partisi silah kullanmıyor. Herhangi bir şekilde Türk milleti içerisinde şiddet kullanılması, zor kullanılmasını olaylamıyor ve kullanmıyor ve buna da karşı tavır alıyor. Ama birisi şimdi şey diyelim bu stüdyonun kapısından girip bizi silah sıkmaya kalkarsa cezasını görür, çok açık söyleyeyim. Yani nasıl karşılanacağını o da biliyordur, onun için kapıdan giremez. Evet. Bu Sinan Ateş cinayeti olduktan sonra Amerikan güdümlü medya şunu servis etmeye başladı. Önce Soylu'yla ilişkilendirmeye başladı. Süleyman Soylu'yla ilişkilendirmeye başladı. Daha sonra Devlet Bahçeli ismi geçti. Şimdi de işte Cihan'ın elemanı Enver Altaylı üzerinden açık bir şey söyleyeyim. Evet. Bu cinayeti Milliyetçi Hareket Partisi'nin işlemediği çok açık. Neden çok açık? Çünkü bu cinayetten kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Yani bu cinayetin sonuçlarına baktığımız zaman bu cinayet sonuç itibariyle Allah rahmet eylesin Sinan Ateş'i değil Milliyetçi Hareket Partisi'ni vurdu. Neden? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bunalım yarattı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifalar yarattı. Yani demek ki bu cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladılar ve MHP'de zaaf yaratmak için planladılar ve kısmen de başarılı oldular. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir cinayeti işlemesi için Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı'nın böyle bir cinayeti işlemeleri için hiçbir neden yok. Hiçbir menfaat yok. Ama çok açık, yani bu cinayetlerde, bu tür şiddet eylemlerinde ilk soru şudur. Kim bundan yararlanacak? Yararlanan çıktı. Amerika Birleşik Devletleri yararlanıyor. Ve işte Sözcü Gazetesi yararlanıyor, Zafer Partisi yararlanıyor, Cumhuriyet Halk Partisi yararlanıyor, Kraliçesi, Gladio Kraliçesi, Meral Akşener yararlanıyor. Meral kimlerin yararlandığı ortada. O milliyetçi yani, tepkiyi biraz oralara sevk eden bir şey görüyoruz. Yani Sözcü'nün onun için katil kim sorusu, katil o kuvvetlerin arkasındaki güç. Bence bu da bir Gladio cinayet. Yani benim herhangi bir şekilde elimde bir kanıt falan yok ve merak da etmiyorum. Ama kafam çok berrak. Bu çok açık bir şekilde Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni zayıflatmak isteyenlerin nasıl Meral Akşener'i oradan koparttılar, getirdiler PKK'nın yanına koydular. Aynı kuvvet bu cinayeti işliyor. Çok açık. Enver Altaylı'nın metninde Alparslan Türkeş'le 70'lerdeki görüşmelerini anlatıyor ve en son şuraya bağlıyor, Devlet Bahçeli'ye yönelik. İşte ben Alparslan Türkeş'in yanındayım. Devlet Bahçeli MHP düşmanı, MHP tarihinin düşmanı diyerek. Aslında o metin milli kuvvetlerin içerisinde bir ihtilaf çıkarma çabasının yanında MHP'lilerin de Devlet Bahçeli'ye tepki göstermesini sağlamayı amaçlıyor. Enver Altaylı da bizi izleyenler için söyleyelim. 23 yıl 4 ay ağır hapis cezasına Türk savcıları neden tarafından çarptırılmış. Neden CIA ile bağlantıları neden? Tabii Amerikan istihbaratının elemanı olduğu için, askeri casusluk yaptığı işte Amerikan için, istihbaratının elemanları bu cinayetten Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve onun liderini tabii sorumlu tutuyor. Bu da o milli ve yerli katil kim sorusunu atanların aynı tabii konumu. Şimdi yeni konuya geçelim mi? Evet, yeni konuya geçelim. Olur, buyur. HDP var. Tamam. HDP'deyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta HDP'nin hesapları donduruldu. Seçim yardımı alamayacaklar. Vatan Partisi ondan bir gün önce Sayın Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak Anayasa Mahkemesi önünden bir basın açıklaması yaptı ve bu talebi dile getirmişti ama hesapların dondurulması yetmez. HDP kapatılmalı demişti. Ondan bu yana hala Vatan Partisi'nin AYM önündeki eylemleri devam ediyor. Bugün de hukukçular bu karar hukukidir, yani HDP'nin kapatılması hukukidir açıklaması yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da bugün AYM'de yine konuştu kurulda. HDP PKK'nın asker alma şubesidir dedi Yargıtay Başkanı da. Şimdi, Yargıtay Başsavcısı. Yargıtay Başsavcısı, evet. Bekir Şahin.
Aynı zamanda bunlar olurken de AK Parti'nin HDP ile görüşme trafiği başlayacaktı. Fakat HDP'nin hesaplarının dondurulması ile birlikte HDP görüşmeyi reddettiğini söyledi. Ardından tersledi AK Parti. Yani bu da yani AK Parti açısından yani üzülerek söyleyeyim bir rezalet. AK Parti için bir rezalet. Yani siz gidiyorsunuz HDP'nin kapısını çalıyorsunuz. Büyük bir hata. Anayasa yıkıcılarının kapısını çalıyorsunuz. Birlikte anayasa yapalım diye. Onu eleştiriyoruz. Şimdi de gidip bir daha gelin beraber anayasa yapalım diye kapısını çalıyorsunuz. Onlar da kapıyı açmıyorlar. Sizi muhatap kabul etmiyorlar. Adam yerine koymuyorlar. Bu duruma düşüyorsunuz. Evet, HDP'nin reddetmesinden yani sonra CHP ve İYİ Parti de reddetti. Bakın burada şu önemli. AK Parti'nin bu kafasıyla, bu politikalarıyla Türkiye'yi buradan düze çıkartamayız. HDP'nin kapısını çalarak gidip gel beraber anayasa yapalım diyerek HDP'ye karşı kararlı tavır alamayarak AK Parti Türkiye'yi burada düze çıkartamaz. Çünkü bakın biz savaş koşullarına doğru gidiyoruz. Dolaylı bir savaş zaten yaşanıyor. Yani Türkiye'nin PKK ile savaşı, savaş demesek bile PKK'ya karşı silahlı mücadelesi, Türkiye'nin FETÖ darbesini silahla bastırması, bunların hepsi savaş, dolaylı savaşlar. Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusu silahlı mücadele yürütüyor. Irak'ın kuzeyinde silahlı mücadele yürütüyor. Türk donanması tetikte bekliyor Doğu Akdeniz'de, Ege'de. Tetikte bekliyor. Bu koşullarda düşmanın kapısını çalıp gelsin de anayasa yapalım. Yani bu AK Parti'nin çok tutarsız, kararsız bir konumda olduğunu ve kendi başına Türkiye'yi yönetecek durumda olmadığını gösteriyor. Onun için Vatan Partisi Türkiye'yi bugün şart yönetim kademelerinde olması, yönetmesi gerekiyor. Vatan Partisi hükümetine Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet. Vatan Partisi gidip de HDP'nin kapısını çalar. Vatan Partisi gel HDP ile birlikte anayasa yapalım der mi? Bunu yaptığınız zaman Türkiye'nin bütünlüğünü de sağlayamazsınız. Çünkü PKK'nın kapısını çalıyorsunuz. Bir yandan da Mehmetçi'ye diyorsunuz ki hükümet olarak git bunları öldür. PKK'nın teröristlerini öldür diyorsunuz. O teröristlerin adamlarına da Cumhuriyet şeyde Büyük Millet Meclisi'nde yer veriyorsunuz, kürsü veriyorsunuz ve onun kapatılmasına karşı bu yanlışları yapıyorsunuz. Çünkü onlar da sonra tersliyor. O siz o kapıyı çaldığınız zaman bu aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nde de ya ulan Türkiye'nin iktidar partisi gidiyor bu adamların kapısını çalıyor ve bunları meşru bir parti olarak görüyor. Ben onu nasıl kapatayım? Bakın orada 9, 6, 8, 7 bilmem ne falan filan şeyler çıkıyor. Oylar çıkıyor. Zaten kritik bir olay. Onları meşru bir parti olarak görerek AK Parti sonuç itibariyle kendi bulunduğu mevziye ters bir tavır almış oluyor. Bu da AK Parti'nin tutarlı, kararlı olarak bir güvenlik politikası izleyemediğini gösteriyor. Evet. Bugün Kılıçdaroğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini az önce izlettiğimiz görüntülerle hedef aldıktan hemen sonra şu cümleleri kurdu. Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılamaz. Çünkü hangi siyasi partinin iktidar olup olmayacağına egemen güçler değil, bizzat 85 milyon vatandaş karar verir. Partileri kapatıp hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları kabul etmiyoruz. Teröriste izin yok. Teröriste özgürlük yok. Terörist siyasal parti kuramaz. Çok açık. Teröriste siz siyasal parti kurma özgürlüğü verirseniz, kurdurursanız, teröriste ondan sonra Sayın Başsavcımızın açıklaması deyişiyle terör örgütüne efendim askerlik şubesi gibi terörist toplama yetkisi verirseniz, terör örgütüne mali yardım yapma şansı verirseniz, hatta terör örgütüne kalkıp da kaç yüz milyon lira
300'dü en son. Ha, en son 300, 700. Ha. 480 değil miydi en son? Kestikleri 480 evet. oldu. 480 milyon Türk lirası kalkıyorsunuz terör örgütüne veriyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki PKK'nın finans kaynaklarını keseceğim. Böyle yaparsanız terör örgütünü bitirebilir misiniz? Çok açık söylüyorum. Terör örgütüne özgürlük yok. Terör örgütüne parti kurma hakkı yok. Parti faaliyeti yok. Büyük Millet Meclisi'nde konuşma hakkı yok terör örgütüne. Bunların özgürlükle, demokrasiyle ilgisi yok. Demokraside devleti yıkacağım diyecek, vatanı böleceğim diyecek. Onlara demokrasi tanıyacaksınız. Böyle bir demokrasi yok. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde. Fransız bugün devriminin getirdiği demokrasi, Amerikan devriminin getirdiği demokrasi, Batı demokratik devrimlerinin getirdiği demokrasinin, demokrasiyle bu Kılıçdaroğlu'nun savunduğu sözde demokrasi ve hürriyetler arasında en küçük bağ olmadığı gibi zıtlık var. Bütün onun bu Fransız devriminde olsun, Amerikan devriminde olsun, İngiliz devriminde olsun teröre, şiddete karşı demokrasi şiddetle cevap vermiş ve onu ezmiştir. Evet. Demokrasiler öyle kuruldu. Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin baktı kaç dakika sözlü açıklaması nasıl oldu diye. Bizde yeni bir şey var mı diye haberleştirirken dikkat ettik. Yüce Divan Salonu'nda 45 dakika boyunca konuşmuş. Temel vurgularından birisi davalı parti terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet yürütmektedir. Biraz evvel beyan arkadaşımız tespiti. Burada da Diyarbakır annelerini gösteriyor kanıt olarak. Onların mücadelesini anlatıyor. Ve en sonda davalı partilerin terör örgütü PKK'yı kınamadığını, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, silahlı halk hareketi olarak tanıdıklarını ifade ettiklerini sözlü savunmasında Bekir Şahin söylemiş. Görmediklerini, tanımadıkları falan değil. Doğrudan doğruya terör örgütünün aleti olarak çalışıyor. Evet. Yani Sayın Başsavcımız bence orada insaflı davranmış HDP'ye. Doğrudan doğruya HDP terör örgütü olarak görmediğini falan değil, terör örgütünün bir şubesi gibi onun emrinde çalışıyor, ona adam topluyor, terörist topluyor, ona para topluyor. Evet. Hatta kendi elindeki belediye imkanlarını, ele geçirdiği belediyelerdeki imkanları terör örgütüne tahsis ediyor. Yoksa terör örgütü olarak görmüyor falan filan. Onlar hep evet. insaflı ifadeler. Sizce Sayın Genel Başkan seçim sürecine kadar HDP kapatılır mı? Kapatılması şart. Eğer Türkiye devletse, Atatürk'ün kurduğu devletse onu kapatması lazım. Yani 24 saat içinde kapatması lazım. Bu kapatılırsa Türkiye'yi savunan kuvvetlerin bir kısmı oy kaybına yol açacak diye. Hayır efendim, oyları artar. Hı. HDP oylarını bitirecek olay HDP'yi kapatmaktır en başta. Evet. Çünkü HDP'yi kapattığınız zaman oradaki vatandaşlar şu kanaatte birleşir. Bu Türkiye'de bölücülere hayat yok. Bölücülere Türk devleti hiçbir zaman izin vermeyecek. Türkiye'yi bölmek, sözüm ona Kürdistan adı altında burada ikinci bir İsrail devleti kurmak Amerika'nın güdümünde, bunlar hayal. HDP oylarını ortadan kaldıracak ve o oyları Türkiye'nin milli güçlerine çekecek olan tavır HDP'yi kapat. HDP'yi kapatırsan o oylar Türkiye'nin milli partilerine gelir. Evet. Yani orada AK Parti'nin anlayışı çok çok yanlış. Sanki böyle bir torbanın içinde bir oy deposu var HDP'nin. O torbayı alıyor, kapatıldığı zaman götürüp başka bir yere koyuyor falan. Öyle bir şey yok. Ayrı bir aday Türk çıkarma devleti, kararına. Bakın, Bu sorunu PKK'ya karşı Mehmetçik görevini yapıyor. Ama Mehmetçik de neyi, hangi görevi yapıyor? Bunlara hayat yok. Bak, yani Mehmetçik teröristi etkisiz hale getirirken hangi mesajı veriyor bizim halkımıza? Bunlara hayat yok. Bunlar hedeflerine ulaşamayacak. Bu mesajı Anayasa Mahkemesi'nde vermesi lazım. Türk Devleti'nin toptan vermesi lazım. Yalnız asker, polis bu mesajı verecek, bunlara hayat yok diyecek. Ama Türk Devleti'nin diğer kesimleri, yargısı, hükümeti o tavırda Mehmetçik'le ve polisle beraber olmayacak. O zaman
bu iş başarıya götürülmez. Evet. Evet. Ayrı bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarması nasıl yorumluyorsunuz? HDP öyle bir, evet, öyle bir açıklama yani yaptılar. Onlar taktik sorunlar yani kendi aralarında. Pazarlık payları için. Pazarlık bilmem ne falan. İşte bak bunlara bile imkan vermemek lazım. Evet. Sen aday maday gösteremezsin. Sen millet meclisi seçimine giremezsin. Bölücülük hiçbir şekilde Türkiye'de herhangi bir özgürlükten yararlanamaz. Evet. Türk devleti. Biz Atatürk, hepimiz Atatürk, Atatürk diyoruz. Atatürk ne? Atatürk döneminde HDP faaliyette bulunabilir mi? İşte Atatürk döneminde ne olmuştur? Seyit Rıza olsun, Seyit olsun, bastırılmış, tasfiye edilmiştir. Bunlara hayat hakkı tanınır mı Atatürk? Evet, evet. Hatta bırakalım onlara, onlarla dolaylı işbirliği yönelişine giren, hatta İstiklal Savaşı'na katılmış falan eski arkadaşları bile 1925 yıllarında o terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdukları zaman veya Serbest Fırkayı kurdukları zaman bazı dirsek temaslarına girdiği için Türkiye'deki bölücü güçlerle onları da hayat hakkı tanımamıştır. Bu da isabetli, onu da söyleyeyim. Bu da demokrasiye aykırı bir şeydi. Evet. Ve Atatürk bunun için Atatürk. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde, hatta yarın zannediyorum, Çavuşoğlu ile mevkidaşı Faysal Miktat'ın görüşmesi olacak Moskova'da. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani süreçte çok faydalı. Sizin... Tabii evet. Biz bu Türkiye'nin savunma bakanlarının Rusya ve Suriye ile birlikte görüşmeleri ve bu süreci açmalarını bir çığır olarak değerlendirdik. Çok önemli. Dünya tarihini etkileyecek bir süreç ama bunun önündeki zorlukları da görmemiz lazım. Maalesef bu zorluklar da bizim AK Parti hükümetinden kaynaklanıyor. Biz o zaman daha Sayın Çavuşoğlu'nun ve bizim hükümet yetkililerinin bir takım AK Partililerin açıklamaları olmadan kuşkularımızı belirtmiştik. Dedi ki ne yazık ki AK Parti hükümeti Suriye devletine muhalifleri iktidara ortak yap gibi dayatmalarda bulunabilir, bu şartları koşabilir. Yine AK Parti hükümeti, Suriye hükümetine bütün bu süreçte işte senin anayasanı dışarıdan yapsınlar, işte Cenevre süreci, bizler falan filan bunları dayatabilir. Bu kuşkularımız, bu kaygılarımız ne yazık ki bugün gerçek gözüküyor. Ve bu çok büyük bir yanlış. Büyük bir tarihi fırsatı heba etmek olur. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu gidip de orada ya muhaliflere hayat hakkı tanıyın. Muhalifler gelsin size iktidar ortağı olsun. Öyle bir anayasa yapalım ki muhalifleri de bu anayasanın içinde iktidara ortak edelim vesaire. Bunları dayattığı zaman bu iş yürümez. Ne Rusya bunu kabul eder, ne Suriye kabul eder, ne İran kabul eder. Bir tek Amerika Türk Devleti'nin arkasında olur. Bu da AK Parti'nin tutarsızlıkları, ciddi yanlışları. İşte onun için Vatan Partisi lazım Türkiye'ye. Vatan Partisi bu süreçten Türkiye çıkamaz. Çok açık söyleyeyim. Türkiye Vatan Partisi'ni keşfedecek bütün bu tecrübeler sonucunda. Ve keşfetmeye başladı. Evet. Keşfediyor. Kılıçdaroğlu bu. Bakın keşfettiği tabii. De bugünkü Kılıçdaroğlu ve Amerika'nın bu şeylerinden gözüküyor. Yani neyin keşfedileceğini gördükleri için düşman. Devamlı ona saldırıyor. Düğmeye basılmış aslında gibi her yerde. Aslında sizi merkeze koyuyor açıklamada da. Evet. Evet, Vatan Partisi demişken isterseniz oradan... Seçim sürecini konuşalım evet. Biraz. Madem partiye geldi, Vatan Partisi'ne geldi söz. Şimdi bakın burada Mayıs... çok... Evet, buyurun. Şimdi Mayıs ayında olacak seçim. Artık o gözüküyor. 14 Mayıs deniyor. Evet, pazar yani günü. Mayıs ayında ikinci haftasında olacak. Vatan Partisi de seçim çalışmalarını hızlandırdı. Hızlandırmadı. Ancak başlıyor. Neden hızlandırdı dedim. Bundan, şu Şırnak'taki en son Mamşekirlilerin HDP'den vazgeçip büyük bir aile Vatan Partisi'ne katılması hızlandırdı derken 5-6 ilde. Şırnak'ta, Mardin'de. Evet yani bakın, katılımlar arttı. Şimdi Şırnak'ta da katılmalar var. Mardin'de de katılmalar var. Mazıdağ'da evet. Katılmalar var. Mardin'in diğer ilçelerinde katılmalar var. Hem HDP'den katılmalar var, hem İyi Parti'den de katılmalar var. Çok şey kalabalık gruplar halinde. Şu fotoğraf Şırnak'taki katılmalar. Yani oradaki, şimdi bu Şırnak'ta katılanlar HDP'den. Evet. Efendim Mardin'de katılanlar, Kızıltepe'de katılanlar
İYİ Parti'den ama yüzlerce insan katılıyor. Şırnak'ta 50 vatandaşımız katıldı. Yeni bir grup daha geliyor. Siz HDP kapatılsın dedikçe HDP'liler Vatan Partisi'ne evet, geliyor. Evet, bu da AK Parti'nin yanlış düşündüğünü gösteriyor. Yani HDP kapatılsın diyen partiye orada yöneliş var ve HDP'den geliyor. Başka partiden değil, HDP'den geliyor ve İYİ Parti'den geliyor. Yani HDP'nin kendisinden ve dostlarından geliyor. Çünkü orası çözülüyor. Onlara hayat hakkı olmadığını Türk devleti yargısıyla gösterecek. Çözülüyor orası. Evet. Şimdi 4-5 gün içinde medyada taradığımızda Sayın Perinçek seçimlerde Vatan Partisi iddiasından bahsetti. Kendini merkeze oturtan yani öyle o iddiayla bağımsız iddiasıyla ortaya çıkan medya organlarına bakıyoruz. 3 adaylı bir seçimden bahsediyorlar. Yani Sayın Erdoğan, Altılı Masa'nın adayı ve işte HDP'de aday olacağını söyledi. 3 adaylı bir seçimden bahsediyorlar. Yine daha dün Halk TV'de izledim. 3 adaylı seçimden bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuştu. Ya diyor geçtiğimiz seçimlerde karşımda birçok aday vardı diyor. Şimdi diyor seçime 4-5 ay kaldı. Karşımda kimse yok. Acaba belki Doğu Perinçek'i karşısında görmediği olabilir. Yani sistemde size karşı bir şey var. Vatan Partisi'ne karşı bir görmeme. Bakın şimdi Vatan Partisi sistemin dışındaki parti, sisteme boyun eğmeyen parti. Bu sistemin yerine Türkiye'nin bağımsızlık ve üretim sistemini getirecek olan bu parti. Dolayısıyla bu Amerika'nın kurduğu sistemi yıkacak olan parti. Açık söyleyeyim. Dolayısıyla sistem Vatan Partisi'nin üstünü kapatmaya çalışıyor. Ama ne kadar kapatmaya çalışırsa çalışsın işte Amerika'nın ama ona bağlı güçler de en de sonunda Amerikan mevzilerinden Vatan Partisi'ne hücum etmek sizin zorunda sizin seçimlerdeki kalıyor. Amacınız ve beklentiniz ne? Hedefiniz bakın, ne Vatan Partisi? Çok açık söyleyeyim. Vatan Partisi %7 barajını açıp meclise gireceği için Türkiye'nin önü açılacak. Giremezse ki girecek, yani farz edelim, varsayalım ki Vatan Partisi barajı aşmadı ve meclise girmedi, bu Türkiye'nin kaosa yuvarlanması olur. Yani Vatan Partisi'nin olmadığı bir meclis, girmediği bir mecliste Atlantikçi çözümler olur. AK Parti de yenilir, MHP de yenilmiş olur. Onlara da açık açık söyleyelim. Ve sonuç itibariyle Türkiye bir kaosa yuvarlanır ve o Amerika'nın kan banyosu dediği süreçler kışkırtılmış olur. Türkiye'yi buradan kurtaracak olan ve Türkiye'yi üretim sürecine ve bağımsızlık, toprak bütünlüğü, terörün tasfiye edilmesi sürecine sokacak olan ya da bu süreci ilerletecek olan Vatan Partisi'nin meclise girmesidir ve önümüzdeki seçimlerde etkin bir konumda önümüzdeki hükümette etkin bir konumda olmasıdır. Vatan Partisi'nin etkin bir konumda hükümette olmadığı bir Türkiye sorunlarını çözemez. Ve en sonunda ne yapar? Yeni tecrübelerden sonra Vatan Partisi'ni keşfedip hükümete getirmek zorunda kalır. Türkiye'nin Vatan Partisi ile yönetilmek dışında bir köklü çözümü yok. Bugün kısa bir reklam aramız var. Burada da bakın çok net söylüyorum. Vatan Partisi 4 milyon oy alacak, %7 barajını geçecek. O ortada olan ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı diyen %47, %50'ye yakın bir kesim var. O sizin dediğiniz iki tane seçenek gösteriliyor. O iki seçeneğe de millet diyor ki hayır diyor, ben bu seçenekleri seçenek olarak görmüyorum. Bakın televizyonda istediği kadar o iki seçenek var gevezeliği yapsınlar. Aslında iki seçenek, üç diyorsunuz ama HDP'de Atlantik seçeneğinin en şey partisi, hain partisi diyelim. Dolayısıyla iki seçenek var. O iki seçenek Türkiye için hiçbir şey vaat etmiyor. Türkiye'nin çözümü o iki seçeneğin dışında. Zaten millet %47 oranında ben bu seçenekleri kabul etmiyorum diyor. %50'yi, %47'yi dışlayarak Türkiye'de hangi çözümü üretecekler? Yani Türkiye görüldüğü gibi sistem dışı çözümlere yönelmiş durumda. Devlet de öyle. Bakın Türk ordusu komutanları bu şekilde Amerika tarafından hedef alınıyorsa Türk devleti Amerika'nın çizdiği sınırların dışına çıktı. Haddini bilsinler derken had ne demek? Sınır demek. Amerika'nın sınırlarına dönün diyor Kılıçdaroğlu Türk ordusuna. Evet. Amerika'nın haddine
sınırlarına dönün diyor. Çünkü Türk ordusu o sınırların dışına çıktı. İkincisi, Türk milleti de o sınırların dışına çıktı. 15-16 Temmuz gecesi gördük. Amerikan gladyosuna karşı Türk milleti ayağa kalktı. Ve bizim Silivri duvarlarını yıkmamız sürecinde zaten Türk milleti ayağa kalkmıştı. O Amerika'nın duvarlarını, değil mi, sizler geldiniz 80-90 bin kişi 3 defa Silivri duvarının önüne. Biz de içeriden vurduk, siz dışarıdan vurdunuz, o duvarı yıktık. Türk milletiydi o. Dünyanın neresinde Allah'ın dağındaki bir hapishaneye 80 bin kişi polis barikatlarını aşarak, bilmem jandarma bilmem barikatlarını aşarak gelebiliyor. Ve hatta mahkemenin içine kadar giriyor. O mahkemenin içine giren kuvvetler bana, biz içerideyiz. Arkadaşım haber yolluyor. Diyor ki biz diyor mahkemenin kapısından girdik. Bütün barikatları açtık. Ne yapalım, gelelim kürsüyü işgal edelim. Dedim yok, durun orada, kürsüyü işgal etmeyin. Evet. Hevesimiz kursağımızda kalmıştı o zaman. O sırada kapıda durun dedi. Ha şimdi buradan şu Türk milleti de o sınırların dışına çıktı. Türk devleti de. Onu tekrar bilmem macunun içine, diş macunu tüpünün içine kimse sokamaz. Dolayısıyla bu planlar boşunadır. O bilmem Habertürk televizyonu, yok Cenene Türk televizyonu, bilmem ne televizyonu. O televizyonlar hepsinin sahte Türk adları var. Ondan sonra Vatan Partisi'ni çağırmıyorlarmış. Ama gittiğimiz zaman da bize ne diyorlar biliyor musunuz? Hepsi istisnasız. En çok siz izleniyorsunuz diyor. Bu ara bir tanesi... Türkiye'de en çok siz izleniyorsunuz diyorsa. Ama emir aldılar. Emir aldılar. Doğu Perinçek'i ve Vatan Partisi liderlerini çıkarmayacaksınız diye emir aldılar. O emirler de yerle bir olacak. Yürümeyecek o kurdukları şey, düzen. HDP ambargoyu kaldırdı mesela bir tanesi. Tabii. Şimdi ismini ambargo olmaz ki kardeşim. HDP her zaman. HDP en çok orada oldu. Mithat Sancar bağlandı. Birkaç bakın, aydır şey vardı. Bak, bu da yanlış. Evet. Orada zaten CHP varsa, İYİ Parti varsa HDP var demek. Tabii. Sayın Perinçek, %7 barajını aşmaktan bahsettiniz. Aynı zamanda bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Orada Vatan Partisi'ni bakın, düşünüyor şimdi, hedefin. Vatan Partisi için hayati olay %7'li barajını aşıp mecliste olmak. Çünkü esas Türkiye'nin kaderi orada belirlenecek. Yani kurulacak hükümet mecliste ki çoğunlukla kurulacak. Gerçi Cumhurbaşkanı sisteminde Cumhurbaşkanı kuruyor gözüküyor ama mecliste çoğunluğu alamadığınız zaman Cumhurbaşkanı'nın kurduğu hükümetinin yürüme şansı yok. Çünkü hangi kanunu çıkartacak meclis kendi tarafında olmazsa. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu almak şimdi kritik sorun. Ve AK Parti'nin, MHP'nin de şu anda mecliste çoğunluğu alamayacağı gözüküyor. Bunu açık konuşalım. Vatan Partisi olursa çoğunluk Milli Kuvvetler'in tarafında olacak. Onun için Vatan Partisi'nin meclise girmesi Türkiye'nin önündeki süreçte kritik sorun. Eninde sonunda o olacak. Ama bu seçimde de olacak. Kısa bir reklam aramız var isterseniz. Sayın seyirciler, 3 dakikalık bir reklam aramız var. Sonra devam edeceğiz. Yoksa çıktık. Evet değerli izleyenler, Çıkış Yolu programımız devam ediyor. Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Şu anda ses getirdi program. Türkiye gündeminde girdi Doğu Perinçek etiketi. 6. sırada Türkiye gündeminde. Evet. Nerede kalmış? Çıkartalım. Evet, izleyicilerimiz de fikirlerini Doğu Perinçek ismini geçirerek yazabilirler bize. Evet. Şimdi Sayın Genel Başkan, Diyarbakır Cezaevi'nin müze yapılacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçen aylarda açıklamıştı. Kültür Bakanlığı'na devredildi. Diyarbakır'dan ve toplumun çeşitli kesimlerinden isimler bize ulaşarak şunları iletti. Özellikle Diyarbakır'dan Ferdi Tanan Başkan'a da ulaşan isimler. Diyorlar ki ya bu büyük bir hata. Bunu anlatsa o cezaevinde kalan
Doğu Perinçek anlatabilir bunun nasıl büyük bir hata olduğunu diye. Evvela cezaevinin müze yapılması kararı doğru mu? Bir çok hata yanlış mı? Çok yanlış. Ha. Peki neden? Sebebi şu, nedir? Şu sebeple çünkü Diyarbakır cezaevi PKK'yı hortlatan cezaevidir. Müze yapılmasının ne zararı olacak? Kütüphane yapalım. Müze yaptığınız zaman onun PKK müzesi oluyor. Yani PKK'nın canlanması, PKK'nın hayat bulması, PKK'nın aşılanması, PKK'nın yeniden dirilişi. Bakın o müzenin ben adını koyayım. PKK'nın yeniden diriliş müzesi. Yani Diyarbakır, ben Diyarbakır cezaevinde kaldım. Diyarbakır cezaevinde, Mamak cezaevi tabii. Kaç yılında Diyarbakır cezaevinde kaldınız? Ben 1990 sonunda kaldım ama Mamak cezaevinde 1970 döneminde de 80 döneminde de Mamak cezaevinde kaldım. Türkiye'nin o dönem Selimiye'de de kaldım. Mamak'ta da kaldım. Ondan sonra başka cezaevlerinde de kaldım. Haymana'da da kaldım falan filan ama Mamak cezaevinde de çok ağır zulümler oldu. Diyarbakır cezaevinde de çok ağır zulümler oldu. Mesela o zulümün en ağır olduğu dönemde bizim Bayram Yurtçiçek arkadaşımız, arkadaşlar da kaldı. Şimdi PKK bitmişti. PKK bitmişti ve Öcalan'da Suriye'ye kaçmıştı. Diyarbakır cezaevindeki zulümle, o zulümle PKK yeniden dirildi, hortlatıldı. Çünkü o zulüm, o tutukların aileleri falan filan onları gördüler. Ondan sonra o tabii bir dayanışma ateşlemiş oldu. Ve o haksızlık yüzünden bir infial oldu ve o PKK'yı canlandırdı. Onun için orayı müze yapmak, PKK'nın yeniden dirilişini hatırlatmak ve yeniden dirilişini bir anlamda anıtlaştırmak. PKK'nın yeniden diriliş müzesi. Çok büyük hata. Müze niçin yapılır? Kültürel değerler, tarihsel değerlerin yaşatılması için yapılır. Burada ise PKK'yı yaşatma çabası olur. Cumhurbaşkanımızı çok hatalı görüyorum. Çok açık söyleyeyim. Yani orası kütüp kitaplık yapılabilir. Efendim Diyarbakır gibi tarihi bir kentimizdeki uygarlık mirası ile ilgili çeşitli buluntular, ondan sonra tarihi eserler, şunlar bunlar orada sergilenebilir falan. Müze yapılabilir ama cezaevi olarak müze yapılması çok büyük yanlış. Şu anda ve Kültür Bakanlığı bu işin üzerine çalışıyor. Onu kütüphane yapalım. Tarihi Eserler Müzesi yapalım. Diyarbakır tabii tarihini orada yaşatalım falan filan. Yani ben Diyarbakır'da başka müze var mı? Bize son dönemde 4 aydınlık okuru ulaştı. Bir tanesi şöyle bir mesaj yazdı. Çok gerçekten vatandaşlarımız çok ince düşünüyor. Diyorlar ki Türkiye İskoçya maçı oldu Diyarbakır'da. Şimdi İskoçlar buraya geldi. İnternette yazdılar Diyarbakır'da gezilecek müzeler, yerler diye. Şimdi biz o cezaevine soktuğunuzda, sizin PKK'nın dirilişi müzesine soktuğunuzda o insanlar neler düşünür? Bakın İskoçları düşünmeyelim. Bence Türk milletini düşünelim. Diyarbakır halkını düşünelim. Bizim kendi insanlarımızı düşünelim. O müze hep PKK'yı yeniden diriltme imgesini verecek. Kendi insanımıza da. Evet. Çünkü İskoçyalı gelip de bizim Türkiye'de bize zararlı olamaz. Yani veya tabii İngiliz veya Fransız veya Alman falan. Onlar da tabii yanlış. Onlara da sonuç itibariyle PKK sevgisi aşılamış olacağız. Ama en tehlikelisi burada PKK'yı meşrulaştıran bir müze olacak o. Yani öyle haksızlıklar yapıldı ki işte PKK da buradan çıktı. Çok büyük yanlış. Evet. Kültür Bakanlığı'nın bakın şimdi çalışmasını Mamak bizde... Ceza... Ben bu geçmişten kalan bu tür hatıraların falan filan yani bu acıların falan yalnız Diyarbakır'da değil, başka yerlerde de canlandırılmasında bir fayda görmüyor bu karamsarlıkları. Yani Türk Devleti'nin bir şeye girdiği ortamda, emperyalizme karşı direniş sürecine girdiği, yani ordusuyla, polisiyle, ondan sonra yönetimiyle direniş sürecine girdiği bir ortamda, devletin geçmişteki hatalarını, kusurlarını, ayıplarını böyle devamlı milletin önüne koymak ve
millette devlete güvensizlik, polise güvensizlik, orduya güvensizlik, yargıya güvensizlik, yönetime güvensizlik, bunları aşılamakta şu an hiçbir fayda yok. Evet. Peki, teşekkürler. Bunu zarar var. Fayda yok değil, zarar var. Evet. Umuyoruz ki Kültür Bakanlığımız bu yönde zaten bakın atacaktır. Bu Diyarbakır Cezaevini müze yapma fikri PKK'nın fikri. Tabii onlar da savunuyordu. Onlar da değil, bir tek onlar savunuyordu. Ama şimdi tabii Kültür Bakanlığı'nın projelerine girince... Yani PKK'nın talebini kabul etmiş onlar. Evet. İşte bu da neyi görüyoruz? AK Parti'nin tutarsızlıklarını, zaaflarını görüyoruz. O Kürt açılımı falan filan yapmışlar diye bir tane. Evet. Yani oradan kalan tortuları, pasları, kirleri görüyoruz. Peki. Şimdi Sayın Genel Başkan, zaten ODTÜ'ye geçelim oraya mi? Şey Sayın, ODTÜ'ye geçelim. Diyarbakır'a Şeyh Sait heykeli kormuşlar. O da büyük hata değil mi? Evet. Şeyh Sait heykeli koyuyorsun. Yani Türk devletine isyan etmiş, Türk askerini öldürmüş, Atatürk isyan etmiş adamın heykelini yapıyorsun. Bir de müze yapıyorsun. Bir de getir oraya Selahattin şey diyor ya, daha biz diyor Apo'nun heykelini dikeceğiz. Apo'nun heykelini dedik. Tabii oraya de gider yani bulursun. Şimdi Sayın Genel Başkan, Beyhan arkadaşım da belirlediğimiz başlıklardan birisi ODTÜ'de yaşanılan hadiselerdi. ODTÜ'de savunma sanayi etkinliği Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler planlarken rektörlük PKK'yı koruyan, kollayan bir karara imza attı. Etkinliğin de salonunda etkinlik malzemelerinin parçalanmasına yol açtı. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı da bu konuda geri adım atmadı, rektörlüğün kapısına dayandı ve o gün üniversite genel sekreteriyle görüştüler. Burada bir üniversite yönetiminin tutumunu nasıl buldunuz? İkincisi, üniversitede savunma sanayi etkinliğine yönelik yapılan bu hamlenin solculukla, vatanseverlikle, yurtseverlikle bir ilişkisi var mı? Evet, şeyler de geldi, görüntü. Evet, şimdi üniversite rektörlüğü burada tamamen Amerika'dan yana bir tavır alıyor. PKK'dan yana bir tavır alıyor. Bizim çeşitli yayın organları, Türkiye'nin milli yayın organları daha çok PKK'dan yana tavrın altını çizdi. Ama bir de burada Amerika'dan yana tavır var. Aynı Arifiye'de komutanların işte kendi milli silahlarımızı, obüsümüzü falan yapmayı alkışlamasına karşı bu düşmanca, haince tutumda olduğu gibi burada da savunma sanayisi, Türkiye'nin savunma sanayisi kurması, çabaları, üniversitelerde bu yönde kamuoyu oluşturmak, fikirler geliştirmek, bunlar vatanseverlerin, milli olan herkesin, insan olan herkesin desteklemesi gereken çabalar. Bunun karşısında kim var? Amerika Birleşik Devletleri var. Evet. Şimdi bakın, sola gelince orada 1968 kuşağı Komer'in arabasını devirdi ve yakmıştı. Şimdi oradaki sahte solcular 68'e ihanet ederek Komer'in arabasının camlarını siliyorlar. Evet, Komer'in arabasının camlarını siliyorlar savunma sanayisine hücum ederek. Çünkü Amerika savunma sanayisine Türkiye'nin hücum edin diyor. Onun için sahte solcu diyoruz. Bakın, Amerikan emperyalizmine isyan eden solcudan, Komer'in arabasını yakan arkadaşlarımız, oradan nereye geldi? Amerikan'ın Komer'in arabasının camını silen, onun lastiklerini temizleyen, onun önüne yatan, onu öpen sahte solcu. Oraya geldi. Bu da çok öğretici bir olay. Yani Türkiye'de solun bir kısmı nasıl devşirildi, nasıl deniz gecmişçilere ihanet etti, nasıl Mahir Çayanlara ihanet etti, nasıl 68 kuşağının, ben 68'in devrimci lideriyim, genel başkanıyım, nasıl o 68 hareketine ihanet ettiler, işte burada görüyoruz. 68 hareketi Türkiye'nin savunma sanayisini savunuyordu. Milli silahımızı yapalım diyordu. Kendi harp sanayimizi inşa edelim diyordu. Milli silah diyordu. Şimdi görüyorsunuz Amerikan silahını öpüyorlar. Sahte solcular. Onun için onlara sahte sol diyoruz burada gözüktüğü gibi. Bu çok çok ders
içinde büyük dersler taşıyan bir olay. Sahte sol demişken varsa ODTÜ ile ilgili sorunuz onu alayım yoksa bir video... Sadece bir bilgi izleyenlerimize, savunma sanayi sektöründe çalışan mühendisler incelendiğinde çok büyük kesiminin de ODTÜ mezunu olduğu görülüyor. Tabii. Bine yakın öğrenci binin üzerinde öğrenci kayıt yaptırmış etkinlik için. Evet. Bu iptal edilmiş. Bir de bakın bu saldırıdan sonra Türkiye Gençlik Birliği'ne çok sayıda insan üye oldu. Tabii. Evet. O saldırıyı kınadıkları tabii. için. Aslında ODTÜ içinde de rektörlük ODTÜ içinde de 20-30 tane terör yandaşına teslim olmuş oldu. Onları himaye etti. Teslim olmak da değil. Himaye etti. Evet. Himaye etti. Teslim olmak değil. Himaye etti. Çok açık. Sahte sol demişken... ODTÜ rektörü artık orayı yönetemez. Kendi savunma sanayisine karşı olan bir ODTÜ rektörü kabul edemeyiz. O ODTÜ'nün geleneğinde ne var? Anti-emperyalizm var. Vatanseverlik var. Geleneği de yani akademik gelenekte oradaki profesör, doçentler, öğretim üyelerinin geleneği de vatanperverdir ve emperyalizme karşıdır. O bakımdan ben tanımıyorum ODTÜ rektörünü ama şu yaptığı işler ODTÜ rektörü sıfatıyla bağdaşır işler. Tabii. TGB'li gençler istifa çağrısında bulundu onunla ilgili. Çok doğru. Sizin onunla ilgili bir çağrınız olur mu? Yani siz katılır mısınız bu çağrıya? Gençlerimizin işte bakın gençlerde ne yaptılar? Oradaki barikatı, barajı yıkıp oraya gittiler. Tavırlarını ortaya koydular. Türkiye Gençlik Birliği iyi ki var. Herkes de Türkiye Gençlik Birliği'ni bugün Türkiye'de destekliyor. Hiç kimse Türkiye'nin harp sanayisine karşı o şiddet kullanan takıma itibar etmiyor. Tabii. Onlar milletin önünde çıkıp da o tutumlarını savunamazlar. Evet, videomuz var. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, HDP listelerinden... PKK milletvekili evet. İşçi Partisi falan değil, PKK listesinden milletvekili. Ne İşçi Partisi? Biz İşçi Partisi adını bıraktık, bizim adımızı aldı, gasp ettiler falan. Onun ne işçilikle falan ne ilgisi var? Amerika'nın güdümünde olan bir parti olur mu? İşte bütün bu musibetlerin içinde olan, zaten 3 tane adam bir araya gelmiş... PKK'ya sığınmışlar. PKK da bunların enselerinden tutmuş meclis koltuklarını. PKK milletvekili onlar. Evet. PKK mebusu yoksa Türk milletinin milletvekilleri değil. Zaten söylesen sen Türk milleti, onlar Türklüğü de kabul etmez. Evet. Sayın Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki bir programına konuk oldu. Babala TV isminde. İsterseniz onu izleyelim. Görüşlerinizi merak ediyoruz. Bakalım ben de çok tepki, seyretmedim. Evet, çok tepki oldu sosyal medyada da. Bakın çözüm sürecini bitiren iki polisin infaz edilmesini. PKK saldırısında şehit olan polislerin infaz edildiğini söyledi. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın bu sözleri tepki çekti. Bakın çözüm sürecini bitiren iki polisin infaz edilmesini. Peki, şehit edilmesi, rahatladınız. HDP'den milletvekili seçildikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Barış Atay, şehit kelimesinden rahatsız oldu. Arkadaşlar, şehitliğin kelime anlamı tam olarak Allah yolunda cihat ederken gayrimüslimler tarafından öldürülen. Cihatta mısınız arkadaşlar? Allah Allah. PKK, HDP'ye yakın bir çizgide hareket eden Atay, Türkçülük ve milliyetçilik kavramlarına da karşı olduğunu söyledi. Şimdi, Türkçülük bir kavram olarak zaten benim karşı olduğum bir kavram. Almancılık gibi, Arapçılık gibi, Türkçülük gibi... Hepsine karşıyım. Ben milliyetçiliğe karşıyım zaten. Evet. Yani polislerimizin vatanımız uğruna, milletimiz uğruna can vermelerini, onların katledilmelerini, şehit edilmelerini, infaz edilmeleri diye ifade etmek tam haince. Ve bunları iyi İşçi Partisi diye anmakla, PKK milletvekili bunlar. İşçi Partisi olarak seçime girip de seçim kazanıp, ondan sonra o meclise girmiş değiller. PKK'nın gidip koltuklarının altına sığınıp Amerikan emperyalizminin PKK'sının vatan millet düşmanı PKK'nın koltuklarının altına sığınıp gelip meclise giriyor. Onun ne işçi partisiyle ilgisi var? Tabii. PKK şeyi onlar. Aletleri. Ve zaten PKK aleti olduğunu da burada gösteriyor. Polisimizin şehit edilmesini, polislerin infaz edilmesi diyor. Yani ondan sonra da şehit kavramını hedef alıyor. Tamam, evet şehit. Bakın o da çok önemli. Bu şehit kavramını ortadan kaldırırsan bu millet için kim ölecek? Kim vatan için ölecek? Zaten bunların istemediği şey bu. Amerika için ölmek.
Amerika için de ölmezler, canları kıymetlidir onların. Bu tür sahte solcuların canları kıymetlidir. Amerika için de ölemezler. Bunların bir davası, uğrunda ölecekleri bir değerleri yoktur. Bir davaları yoktur. Bunlar hiçbir şeyin uğrunda ölmezler. Çünkü uşaklar ölmez. Aletler ölmez, şehit olmaz. Tesadüfen hayatlarını kaybedebilirler ama kendi iradeleriyle armağan edebilecekleri canlarını bir değerleri ve davaları yoktur onların. Videonun devamında sosyal milliyetçiliğe karşıyım çünkü sosyalistim diyor. Ya bütün sosyalistler devrimleri milliyetçilikle yaptı. Vatan için yaptı. Çin devrimi vatan savaşında oldu. Sovyet devrimi 1917-21 arasında 4 yıllık Amerikan emperyalizminin İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya soktuğu 700 bin askere karşı vatan savunmasında, iç savaşta 1917-21 arasında Sovyet devrimi oldu. Arkasından Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nda 39'dan 45'e kadar yine 41'den 45'e kadar 4 yıl Hitler emperyalizmine karşı savaşarak vatan savaşıyla ayakta durdu. Bunların sosyalistlikle, mosyalistlikle ilgisi yok. Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya, Arnavutluk, ondan sonra Bulgaristan, bütün o Doğu Avrupa devletlerinin halkları, milletleri vatan savaşında devrim yaptılar. Bana bir tane Vietnam, Kore, Küba, bana bir tane vatan savaşı dışında, milli savaş dışında ondan sonra devrim yapmış bir tane örnek göstersinler. Sovyet devrimi, Çin devrimi, Vietnam devrimi, Küba devrimi, Kore devrimi, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, ondan sonra Arnavutluk, Yugoslavya. Bunların hepsi vatan savaşında devrim yaptı. Çağımızda devrim vatan savaşında oluyor. Çünkü çağımız emperyalizme karşı mücadele çağı. Emperyalizmle ezilen milletler arasındaki savaşlar devrimin sebebi. Yoksa 19. yüzyılda o 1871'de kaldı. İşçilerin efendim burjuvaziye karşı devrimi 1871 Paris Komünü'nde 3 ay oldu. Emperyalizm dönemiyle birlikte o devrim modeli 19. yüzyılda kaldı. Emperyalizm çağındaki bütün devrimler vatan savaşında oldu. Bunlar 19. yüzyılda kalan, Amerika'nın 19. yüzyılda beslediği, 19. yüzyılda avucunun içinde oyuncak olarak tuttuğu unsurlar. Yani bu çocuklar iyi niyetli falan filan olabilirler ama ideolojik tutumları sonuç itibariyle yanlış ideoloji onları Amerika'nın güdümüne sevk ediyor. Şehit kavramına karşı çıkmak ne demek? Ya Türkiye şehit kavramıyla önümüzdeki dönem Türkiye ayakta kalacak ve bugün ayakta kalıyor. Mehmetçik niçin ölüyor? Niçin ölüyor Mehmetçik? Vatan için ölüyor, millet için ölüyor. Ve şehit kavramı kutsal olduğu için millet için ölmek, vatan için ölmek. Ama ben milliyetçi değilim falan diyerek zaten kimliğini ortaya koyuyor. Vatanı yok, vatansız. Milleti yok, milletsiz. Kimliksiz, nevdüğü belirsiz. İpsiz, sapsız. Böyle solcu olur mu? İpsiz, sapsız solcu olur mu? İpi yok, sapı yok. Sapı silik. Sapı silik solcu olur mu? Kimliği olmayan solcu olur mu? Vatanı, milleti olmayan. Lenin'in mi vatanı yoktu? Stalin'in mi vatanı yoktu? Mao'nun mu vatanı yoktu? Ho Chi Minh'in mi? Castro'nun mu? Fidel Castro'nun mu? Tito'nun mu? Enver Hoca'nın mı? Vatanları yok muydu onların? Onlar vatan için kendi milletlerini ayağa kaldırdılar ve o devrimlere önderlik ettiler. Bunların ortaya koyduğu fikirlerle, programlarla bir tane yapılmış bir devrim var mı? Geçmişte olmadığı gibi gelecekte de olmayacak. Siz yıllar önce Karen Fogg'un e-postalarını açıkladığınızda Karen Fogg'un hedeflerinden birisi Barış Atay gibi, evet, vatansız, milletsiz, kendi tarihine düşman nesillerin yetişmesiydi. Sizin açıkladığınız belgelerden birinde bunun fonlarının da verildiğini, tabii, açıkça söylüyordu. Doğru. Türk tarihinin hakkından gelmek diye ifade, tabii, ediyorlardı, doğru, bunu.
Ama şimdi şunu da söyleyeyim. O Barış Hatayları da biz vatan sever milletine bağlı solcular haline dönüştürürüz. Yani Vatan Partisi'nin bu vücuda var. Onu zaten bizim hayatımız bunun binlerce, on binlerce örneğiyle dolu. Biz birçok vatansız solcuyu, ondan sonra gerçek devrimci, bilimsel sosyalist hale getirdik. Vatan Partisi'nin insanları bu şekilde kazanma, değiştirme birikimi var, gücü var. Zaten dünyadaki bütün büyük devrimci hareketler bunu başarmış. Şöyle olacak gibi. Bu arkadaşları da biz o vatansever, milletsever, gerçek sosyalistler haline getiririz. Evet, kendimize sizin, güveniyoruz, onlara da güveniyoruz. Sizin iyimserliğinize bir kez daha. Yok, iyimserlik de bir gerçek. Hayır, EDP'yi, o kadar çok EDP örneği var ki. Barış Atay gibiler, yani Barış Atay, yani siz yoğunluğunuzdan ve çalışmalarınızın kapsamını çok iyi bildiğimiz için Barış Atay'ı tanımıyorsunuz, pek bilmiyorsunuz. Barış Atay PKK olmasa, yani meclisin içerisine girmeyi bırakın, bizim Türkiye Gençlik Birliği'nin herhangi bir üniversite eğitimine katılsa, Türkiye Gençlik Birliği üniversite eğitimlerinde o eğitimde kalacak düzeyde birisi. Ya kalabilir ama o iyi yetiştirirsek o da tabii bizden ama işte bir HDP gelir. Kapatılırsa böyle isimler de Oğuzhan Uğur gibi isimlerin kapatılmadan de parlatacağı... da kazanabiliriz onları. Ben evet, kazan bakın kazanamayacağımız tek bir insan yoktur onu söyleyeyim. Evet. Vatan Partisi'nin kazanamayacağı tek bir insan yoktur. Bizim genel sekreterimiz Sayın Özgür Bursalı son birinci kurultayda çok önemli bir şey söyledi. Yani ben hiç kimse için bu sıfatları kullanmıyorum ama Vatan Partisi'nin yetenek ve gücü bakımından söylüyorum. Vatan Partisi hırsızları namuslu yapar, tabii, alçakları yüksek yapar. Tabii. Ondan sonra tembelleri çalışkan yapar, doğru, karşı devrimcileri devrimciye dönüştürür. Ben Vatan Partisi'nden umutluyum tabii. Evet. Şeydi, HDP'nin listelerine girenlerden evet, değilim. Ama bir de peki, Vatan Partisi'nin tarihinde mesela... Evet. Türkiye Kurtuluş Partisi cephesi 1977 yılında toptan bize katıldı. Toptan katıldı tabii. Yani ama bizim... o dönemin solcularının düzeyini düşünüp de şimdi bu isimlere bakıyoruz. Yani teorik yani düzey bunlar da, arasında bunlar, olağanüstü bir onları farklı da kazanacağız. Ve kazanıyoruz zaten. Şu anda da Vatan Partisi'ne çeşitli sol partilerden katılan arkadaşlarımız var. Tabii. Ve kazanmaya devam edeceğiz. Peki Türkçe edebiyat diyenleri kazanabilir mi Vatan Partisi? Şimdi böyle bir tartışma koptu. Evet. Eski bir tartışma. Evet, aslında biz 3-4 sene önce Aydınlık'ta yazı dizisi olarak işlemiştik. Edebiyatımızın çınarları hep Türk edebiyatını Aydınlık sayfalarında çok güzel müdafaa etmişti. Başta Osman Şahin olmak üzere. Şimdi yine bu tartışma alevlendi ama bu sefer Türk edebiyatı mevzisini savunan edebiyatçılar atağa geçti diyebilirim. Ve bugün Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında da vardı. Bazı çok izlenen televizyonların da gündemlerine girdi. Aslında bu da kültürel anlamda millicilerin bir atağı olarak değerlendirilebilir. Önce şunu soralım. Türk edebiyatı ve Türkçe edebiyat tartışması nereden kaynaklandı ve ne anlam ifade ediyor? Şimdi bakın, edebiyat nedir? Bir toplumun kültür ürünlerinin, yani emeğiyle yarattığı manevi değerlerin yazılı olanlarına edebiyat diyebiliriz. O bakımdan edebiyat dilden ibaret değil. Yani edebiyat bütün kültür ürünlerinin yazılı olanları dilden ibaret değil. Tabii bir dille yapılıyor ama bir edebiyatı bir dille anmak çok yanlış. Mesela Almanca edebiyat, İngilizce edebiyat, Fransızca edebiyat, Çince edebiyat, Rusça edebiyat yoktur. Rus edebiyatı vardır, Çin edebiyatı vardır, Alman, Fransız edebiyatı vardır, İran edebiyatı ve Türk edebiyatı vardır. Çünkü edebiyat yalnız dil değil, bütün o milletin tarihsel birikimi, bütün tarih boyunca oluşturduğu değerler, tecrübeler, onların yazılı metinler haline getirilmesidir. Onun için edebiyatları dille, özdeş ifadelerle anmak çok yanlış. O bilimsel değil. Onun için Türk edebiyatı var. Hani Türkçe edebiyat değil, Türk edebiyatı var. Şimdi bu nereden çıkıyor? Türk kavramına, biraz evvel anayasadan Türk kavramını çıkartmak istediler ya, bu sefer edebiyattan da Türk'ü kovmaya çalışıyor. Ya sen nasıl kovacaksın? Orhon yazıtları var, Kutat-ı Gübilik var, Divan-ı Lügat-ı Türk var. Başka hiçbir ülkenin sözlüğü yokken, hani Alman sözlüğü, Fransız sözlüğü, İngiliz sözlüğü hepsi bizden sonra.
Divan-ı Lügat-ı Türk 11. yüzyıl 1070. Ondan o tarihte ne Almanların sözlüğü vardı. Ha bizim bir de 8. yüzyılda Japonya'da kayıp olan bir Türkçe sözlük var. Çince Türkçe sözlük. Hatta milattan sonra 1. yüzyılda Kiraz Karaviz şimdi onun peşine düştü. Bunlardan sonra Orta Asya'da hakimiyeti ele geçirenlerin, geçiren Siyenpilerin, o da bir Türk kavmi, Türkçe sözlüğü var. Türkçe sözlük olduğunu Pelio, Fransız meşhur sinolog. Tarihi kaç dediniz? Milattan sonra 1. yüzyıl. Siyenpiler, onlardan sonra Orta Asya'ya hakim olan kabileler toplumu. Pelio, meşhur Fransız sinoloğu, Leningrad'da yaptığı bir konuşma diyor ki ben diyor Don Juan'da ondan sonra Çin tomarları literatürü içinde bir Siyenpi sözlüğü buldum ve onun Türkçe olduğunu gördüm. Siyenpilerin dilinin Türkçe olduğunu gördüm diyor Pelio. Peki bu sözlük nerede? O sözlük daha arıyoruz, bulacağız. Kiraz Karavit Perinçek, Kiraz Karavit benim kızım, bir İpek Yolu tarihçisi olarak şimdi o sözlüğün peşine düşecek. Şu anda doktora tezini veriyor. Bir iki ay içinde o bitiyor. Hatta verdi tezini, savundu. Ve şimdi o CMP sözlüğünün peşine düşecek. Bunları niye diyoruz? Milattan sonra bir de Türkçe sözlük var. Almanların sözlükleri, Fransızların sözlükleri hep 14, 15, 16, 17 oralarda çıkmış. Dolayısıyla bu kadar eski köklü bir şeyi olan, tarihsel birikimi, kültürü olan bir milletin edebiyat ürünlerini Türkçe diye anmak, Türk diye anmamak çok büyük yanlış, çok bilimden kopuyorsunuz. O edebiyat ürünlerinin arkasında bir tarih var. Arkasında bir manevi değerler birikimi var, kültürel birikim var. Çünkü sonuç itibariyle edebiyat bir manevi üretim. Yani maddi değil, manevi bir üretim. Yani buğday üretiyorsun, pamuk üretiyorsun, demir üretiyorsun, o maddi üretim. Ama şiir ürettiğin zaman, sanat ürettiğin zaman o manevi üretim. Dille yapılıyor edebiyat eserleri ama bir kültüre dayanıyor, bir birikime dayanıyor. Onun için onu Türk diye anmak, Alman, Fransız, İngiliz, Çin ve Rus diye anmak doğru. İtiraz kapsayıcı olmak adına yapılıyor. Yani biz Türkçe dersek daha kapsayıcı oluruz diye. Hayır, kapsayıcı olmaz. O Türklükten vazgeçiyorsun, kapsayıcı olmaz. O çok bilimsel değil. Yani Türkiye'de Türk düşmanlarını memnun etmek için bu mu kapsayıcılık? Türklükten vazgeçerek biz neyi kapsayacağız? Türklükten vazgeçmemizi ve Türklüğe şeyimizi, yan çizmemizi ve hatta ihanetimizi mi kapsayacağız? Evet. Evet. Aydınlık'ta da yarın da güzel makaleler yayınlıyoruz bu konuda. İzleyenlerimizi de öneririz yarın. Siz bunu ne Namık Kemal'e, ne Orhan Kemal'e, ne Cemal Süreyya'ya, ne Melih Cevdet'e, ne Necati Cumali'ye, ne Atilla İlhan'a, ne Nazım Hikmet'e. Nazım Hikmet'e siz Türkçe edebiyat kavramını kabul ettirebilir misiniz? Nazım Hikmet'e. O Nazım Hikmet'in Türk ve millet kavramlarıyla ilgili o Budapeşte radyolarında falan yaptığı konuşmalar var. Türk milleti tabii bu. Değil mi? Siz Nazım Hikmet'e Türkçe edebiyat kavramını kabul ettirebilir misiniz? Bütün büyük romancılarımıza, büyük şairlerimize hangisini kabul ettirebilirsiniz? Mümkün değil. Evet. Ben bunların, bakın Melih Cevdet benim genel yayın yönetmeni olduğum 2000'e doğru'nun yazarıydı ve yakın dostumdur. Allah rahmet eylesin. Necati Cumalı yakın dostumdur. Atilla İlhan yakın dostumdur. Cemal Süreyya yakın dostumdur. Osman Şahin yakın dostumdur. Yani bir, daha çok sayabilirim. Yani yakın İrfan Yalçın'da belki. İrfan Yalçın sağ olsun yakın dostumdur. Yani ben Türk edebiyatının son 50 yılda çok seçkin ürün vermiş. İşte Hüseyin Haydar en son gençleri sayalım, Onur Caymaz falan. Bütün bu edebiyatımızın büyük ürün sahiplerine uzun arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. Hiçbiriniz siz Türkçe edebiyat kavramını kabul ettiremezsiniz.
ne Melih Cevdet'e, ne Necati Cumali'ye, ne Cemal Süreyya, hiçbirine. Evet. Süremizin de sonuna geldik. Evet. Kitap, haftanın kitabı Sayın Perinçek. Neyi önerirsiniz? Haftanın kitabı Soner Polat'ın Atatürk'ün Ordusu kitabını. Madem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarına böyle hayasız bir düşmanca saldırı yaptı Kılıçdaroğlu, düşmanlığını ortaya koydu Amerika'nın mevzilerinden. Biz de ona komutan mevzisinden bir cevap veriyoruz. Türk ordusunun yetiştirdiği büyük seçkin amirallerden, komutanlardan Soner Polat'ın Atatürk'ün Ordusu kitabını Mehmetçik bu toprakların neyidir? Kulu? Ruhudur. Bu toprakların ruhudur. Ruhudur. Hı-hı. Alt başlığıyla yayınladığı o çok güzel esaslı bir kitaptır. Zaten Soner Polat çok büyük bir entelektüeldi, onu söyleyeyim. Gene partimizin de genel başkan yardımcısıydı. Haftanın kitabı olarak Soner Polat komutanımızı saygıyla anarak sonsuz er Polat Atatürk'ün Ordusu kitaplarını öneriyoruz. Müzik olarak da o komutanlara o saygısızlığı yapan, düşmanlığı yapan Türk ordusuna komutanları yetiştiren Harbiye Marşı ile cevap veriyoruz. O komutanlar Harbiye Marşı. Ondan sonra madem onlar komutanları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, yani onlara da bir Harbiye Marşı ile bir Türkiye'ye yakışan vakarla ve gururla yanıtı vermiş olalım. Evet, biz de marşımızı alalım arkadaşlardan, rica edelim. Türkiye gündemine oturmuş bir program oldu. Şu an Twitter'da gündemsiniz. Yaptığınız açıklamalar her yerde paylaşılmaya başlandı. Ulusal kanal izleyicilerimizden de programı kaçıranlar için YouTube kanalından izleyebileceklerini tekrar hatırlatmış olalım ve Harbiye Marşı'yla sizi uğurlayalım.